trenlere benzetirdi deden. Vagon vagon geçen, katar katar yük taşıyan trenlere. Bulutlara benzetirdi sonra. Öbek öbek geçen ve yağmurun yükünü taşıyan bulutlara. Kuşlara benzetirdi sonra. Diyar diyar gezen, gurbetin, hasretin yükünü taşıyan kuşlara. Sonra anladım ki hayatın hep bir yükü var. Ve hayat taşımak üzerine kurulu. Zamanı taşıyoruz omuzlarımızda. Anıları taşıyoruz. Duyguları taşıyoruz. Aşkı, sevdayı taşıyoruz. Ve en önemlisi acıyı taşıyoruz. Taşıması en zor olanı bu belki de. Her acı, her kaybedeş bir yara açıyor içimizde. Geri dönüş olmayan yaralar açıyor. Ve içimizde gittikçe büyüyen bir korkuya dönüşüyor. Daha dün beraber oturup kalktığın, beraber çalıştığın, beraber yürüdüğün, beraber güldüğün, eğlendiğin yüzlerin bir bir silinip gitmesi ve kalanların da bir gün gidecek olması. Bunu bilmek. Ölmekten korkmuyor insan. Ben onu anladım. Ölmek. Kaybettiklerinin yanına gitmek belki. Ölmek. Misafirlikten dönmek gibi belki. Ölmek. Sevdiğin insanlara kavuşmak belki. Muammer. Oğlum. Evladımdın sen benim. Evladımdın. Ama kaybetmek insan için en büyük korku, en büyük acı bu. Ben Taner, Taner Kaya. Tren vagonlarının içinden geçiyor gibi hissediyorum kendimi. Her vagonda yeni bir şey görüyorum. Ve belki de hayatı çekilir kılan da bu. O vagonlarda bekleyen mutluluklar, umutlar. Ve hayatı güzel kılan da bu belki. Her vagonda yeniden doğmak. Yeniden başlamak. Ve her vagonda aldığın nefese sımsıkı sarılmak. Yağmur bulutları, kuşlar ve tren vagonları. Hepsi umut dolu. Hepsi yeni bir korkuyla beraber yeni bir mutluluğu taşıyor bize. İşte hayat bu.
işte yaşamak bu. Çalışanım olacağım. Siz bize bunu mu layık görüyorsunuz? Hem de karşınıza Firdevs Hanım gibi oturup kalkmasını bilen, her haliyle hanımefendi biri çıkmışken. Yapmayın Hüseyin Bey, Allah aşkına yapmayın, iyi düşünün. Gidip o köylü kadını sakın ailemizin çatısı altına sokmaya kalkmayın. Gözünüzü seveyim. Hoş geldin anne. Ya ne oldu? Niye ağlıyorsun? İyi misin? İyiyim kızım. Yok bir şeyim yok. Aldım soğan doğradaydım. Gözüme kaçtı herhalde ondan. Soğan yaşarması değil anne. Sen resmen hüngür hüngür ağlıyorsun ya. Ne oldu anlat hemen. Hüseyin amcayla mı ilgili yoksa? Ne alakası var Hüseyin amcayla? Bu zaten yok artık. Hüseyin Hüseyin. Nasıl yani? Ben kararımı verdim kızım. Kabul etmedim teklifini. Bu işin onuru yok. Hüseyin kim, ben kim? Dayıcığım. Selami. Hı. Al. Al şu çayını. Bak sabahtan beri çay içeceğim diye beni sinir stres hassas ettin. Allah aşkına şu çayını iç tamam mı? Sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Bu nedir kardeşim? Ne? Her yanı çay yaprağı dolu bunun. Süzgü kullanmıyor musun sen? Süzgü ne lan? Saçtan yana şanssız çaycı. Nasıl çaycısın sen ya? He? Daha çay süzgüsü nedir bilmiyorum. Bak başlatma sabah sabah süzgüne süzgeçine de. Allah aşkına beni rahat bırak, iç şu çayını ya. Yeter ya, tamam ya. Bu niye biçim iştir arkadaş ya? Hani tüketici hakları, hani müşteri memnuniyet. Yani illa Kahveciler Birliği Federasyonu'na mı başvuralım? Bağırma la kahvenin önünde. Sus, sus. Ya işimi doğru yapacaksın ya da dükkanı kapatacaksın. Ben senin Nevrut suratını çekmek zorunda değilim ya. Allah'ım. Yetti. Hayırdır Hüseyin abi? Neyin var senin? Adeta Karadeniz'de gemilerin battı dercesine. Yetti. Gül gibi Adile Hanım, yetti. Gül gibi evlilik, yetti. Ya. Hüseyin mi? Hüseyin bir dakika dur ya, paraladın kendini ya. Anasına ne oldu, kim nereye gitti? Sus da konuşma, konuşma. Allah'ım yarabbim, görmüyor musun burada? Aşkıncısını çekiyor işte. Bana bak, git benim şu alacak kadınlar var ya. Onları hemen bul getir, benim başımda ağıt yaksınlar. Bundan kendime kimseye hayretmem gayrı. Yetti. Gül gibi evlilik, yetti. Gül gibi yuvam, yetti. Gözünü seveyim, ağlama ya. Beni de ağlatacaksın şimdi. Yetti. Gül gibi evlilik, yetti. Yetti. Gül gibi Hüseyin'im, yetti. Gül gibi Hüseyin'im, yetti. Durma be. Sen niye bağırıyorsun? Allah Allah! Şurada benimle kendi kendimle beni baş başa bırak, gör gitsin de kırtı mırtı. Allah'ım yarabbim, ben de çok ne arıyorsun? Selami, kim gitti lan? Git kendisine sor. Hayır adam, acısı onun ortak oluyor. Avran şuna bak ya. İtelemeler, ötüplemeler.
Geçti şu mu? Değiştirdim zaten. Senden önce geldi aklım. Al. Al. Düşündük. Al. Al. Temiz al. Al Süzgül al. İşini düzgün yap. Kusura bakma. Bu seferlik böyle oldu. Alttan al. Alttan al. Değiştirdik işte. Alttan al. Alışkanlık haline dönüşmesin deyip ya. Allah Allah ya. Şöyle biraz homojen olsun ya. O niye öyle? Cevap vermeyecek misin Hamdi? Yani ben böyle bir şeye nasıl cevap verilir bilemedim. Tamam Hamdi. Ben anladım. Canın sağ olsun. Yani benimkisi sadece içinde bulunduğumuz duruma bir çözüm bulmaktı. Ben başımın çaresine bakarım. Dur Reyhan, sen yanlış anladın beni. Ben öyle demek istemedim. Neyini yanlış anladım Hamdi? Yani başına zorla silah dayayıp benimle evlen diyecek halim yok. Yani sen istemediğini söyledin. Ben de gidiyorum işte. Allah'a ısmarladık. Dur. İstiyorum. Seninle evlenmek istiyorum. Yani dediğin şartlarda bir evlilik istiyorum. Ve ben ve sen bundan sonra bağ emanetsiniz. Kimse size zarar veremez, tamam mı? Hayırlı olsun muhterem. Günür olduk. Sonu güzel olsun Ceriş Abdullah. Sonu güzel olsun. Duam odur ki sonu başından güzel olsun. Amin. Babam, biz şimdi gitmek zorundayız ama ben sonra geleceğim yanına. Gidin kızım siz, gidin. Merak etmeyin beni. Teşekkür ederim her şey için. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Ben de öpeyim elinizi. Sen acık kal. Gel kızım. Konuşuyormuşlar onlar. Oğlum ne konuşacaklar işte. Kızımı üzersen yakarım falan filan. Vallahi Halime yenge. Selma öğretmen diye demiyorsun da. Gelin de hasını buldun ha. Şşt. Mete oğlum çok ayıp. Selma çocuk işte. Yalan mı anne ya? Geç gelmişiz bu hayata. Çok geç gelmişiz. Asuma bırak ya. Oğlan doğru söylüyor ya. Taner amca oğlum mutlu oldu ya. Daha ne isterim ben vallahi. Aynen, çok şükür. Hadi arabalara. Hadi. Çok yürü arabaya. Amcaoğlu, ne konuşuyorsunuz yeni kayınpederle? Gerçi kayınpederle damat arasına girilmez ama. Ne de işte bir şeyler amcaoğlu ya. Hadi gidelim, hadi. Oğlum iyice meraklandırma insan ya. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya yok, önemli bir şey olmadı ya. Tamam, hadi binelim. Hadi gidelim biz, hadi. İyi, hadi bakalım. Bazen insan hiç kırmak istemediği güzel bir kalbi kendi elleriyle paramparça ettiğini fark edebiliyor. Benimki de o hesap işte. Seni kırmak benim dünyada isteyeceğim son şeydi. Ama eşeklik benim ya, bu hataya düşmüş bulundum bir kere. Yaptıklarımı nasıl telafi ederim, beni nasıl affedersin bilmiyorum ama senden sonsuz kez özür diliyorum. Affet beni Filiz. Son bir kez affet. Affet ve beni iyi anılarımızla hatırla. Çünkü artık ben yokum. Bir daha asla çıkmayacağım karşına. Kendine iyi bak. Thank you.
Erkan. Erkan bak sana kekik çayı getirdim oğlum. Gelmeyerek çok şey kaçırdın değil mi? Buraya koydum ha. Erkan. Erkan oğlum bayanda mısın? Erkan. Ya bu çocuk. Ne yapsın komşu? Gönül ferman dinler mi kız? Taner vallahi en sonunda almış dedesini, anasını Selma öğretmenle kız istemeye gitmişler ha. Yalnız eşik söyledin, gönlümün ajansı. İsteme, Selma öğretmenle o olmamış. Divane emminin kulübüden istemişler. Ya sen oturduğun yerde laf mı dinliyorsun ya? He? Ağzın çalışacağına elin çalışsın azıcık hadi. Çalışıyorum, gönlümün fısfısı bak. Bakayım. Ayna gibi oldu camlar vallahi. 150'inden çat diye çatlamazsa yaza kadar parıl parıl parlayacak. Hadi hadi. Akşam yemeği var daha. Hadi Allah desem. Yalnız ikisine de maşallah vallahi. Taner'le Selma öğretmen birbirlerine bir yakışıyorlar ki sorma. Öyle komşum öyle. Oğlan filin ta gibi. Kız desen ay parçası. Rabbim mutluluklarını daim etsin inşallah. Maşallah. Ha hay. Gülüm de boşa gitmesin bari. Nesi yakışıyormuş be onların? Bakın görün. Taner 3 gün sonra pişman olup kafasını dağlara taşlara vurmazsa bana da Yasemin demesinler. Ne diyorsun sen kız? Manyak. Sana ne helalim mutluluğundan? Kötü bir şey demiyorum ki. Gördüğümü söylüyorum. Bak hala konuşuyor ya. Kız sana gördüğünü soran mı oldu kız? Hı? Bas git. Vallahi yemeyeyim emmi, yemeyeyim emmi, yemeyeyim emmi. Alırım şimdi ayağımın altına. Bas git. Bas git. Fesatlamaya bak ya. Taner'le Selma'yla bozmuş aklını. Nerede kalmıştık kızlar? Hı? Sakin ol Hüseyin emmi, bir sakin ol ya. İyice derbeder ettin kendini. Rıfat! Rıfat! Nerede kaldın lan abi? Ay ya Hüseyin emmi, Allah aşkına bak 6. kahveyi içiyorsun. Kafein komasından panik atak geçireceksin. Yapma gözünü seveyim ya. Lan konuşma, konuşma. Keyfimizden mi içiyoruz biz bunu? Doldur. Konuşma lan kahveci. Hüseyin emmim doldur diyorsa doldur lan. Ne kara bahtım varmış benim ya. He? Selam abi, ne öreceğim lan ben? Babam gibi ömrümün sonuna kadar bekar bekar mı gezeceğim beni? Olur mu hiç öyle şey Hüseyin emmi ya? Çıkmadık candan ümit kesilmez, bilmiyor musun sen? Kalkacaksın tekrar ayağa, mücadele edeceksin, savaşacaksın. Adeta ben bu oyunu bozarım dercesine. Havada bir koku mu var ya? Ne kokusu lan? Ne bileyim böyle çöp gibi, lağım gibi bir koku var sanki ya. Yok lan koku moku. Sen nereden çıkarıyorsun kokuyu falan? Biz her hafta yeni bir yere mi taşınacağız Allah aşkına? Çıkarma ya, ne kokusu? La ben koku senden mi geliyor diyorum parlak kahveci? Allah Allah ya, kasabanın havasında böyle ağır bir koku var sanki. Bu benim örselenmiş yerimin yanık kokusudur Selami. Sen onu kokluyordur. Selam hoşum. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Gel buyur kahve yapayım sana. Ha, yok rukatımı içmeyeceğim bak. Ne diyeceğim ya rukat? Erkan'ı gördün mü hiç bugün? Ben ulaşamıyorum da.
Yok abi, görmedim. Hayırdır, bir durum mu var? Yok, telefonu falan da kapalı da biraz meraklandım ulaşamayınca. Ha yok be abi. Genç adam bir yerlere takılmıştır, sen merak etme. Gelir o, gelir. Hadi otur, gel bir kahve yapayım sana. Gel, gel. Gel Sefer, gel. Şu tezgahı alayım. Hüseyin'im, sakin ol. Ver bir kahve de buraya ver. Ya içtin, yeter artık. Karışmayacaksın. Allah Allah oğlum. Yap. Tamam. Kuruntu yapıyor işte bir şeyler. Tamam, ağlama. Evet çocuklar. Kestane pişirmek bir sanattır. Evet. Doğru bıçak darbeleri, doğru ısı, doğru zamanlama. Eğer kestaneleri çevirirken bir an bile hata yapsan o tadı alamam. Allah Allah. Gören de kestane üstadı sanır. Şu arka taraftakiler yandı bile. Annem neresi yanmış? Oğlum çok konuşma Zobor. Yanmamış çocuk. Ay, elim yanıyordu. Hadi la oradan. Şov yapacağını çevireydin, şimdiye kadar olmuştu. Doğru söyle çocuk. Allah Allah, sen çok biliyorsun. Gel kendin yap. Oradan konuşması kolay. Ben de konuşurum oradan. Allah Allah, konuşma lan. Amcaoğlu, hadi hazır mı kestaneler? Oluyor, oluyor. Hazır. Hazır, bekleyin ya. Allah Allah. Oo, vallahi Taner Bey'imiz de geldi sonunda. Bu nasıl çaysa demle demle bitmedi. Bitmez tabii. Hem ne güzel, çocuk işinden yardım etmeye başlamış işte. Sağ ol kızım. Elinize sağlık olsun. Sağ ol. Sağ ol oğlum. Allah Allah, Asuman afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Güzel yengem. Al bakalım. Afiyet olsun benim canım yengelerim. Hadi bakalım. Yenge. Vallahi nasıl özlemişmiş o ortamı. Aynı eski günlerdeki gibi. Hayat işte bir şekilde devam ediyor. Soframızdan eksilenler olsa bile hatıraları baş köşede duruyor. Ramazan. Amcaoğlu oğlum yanmış onlar bak. Bak kararmış la, çevir şunları da. Allah Allah. Neresi yanmış ya? Al benden de o kadar. Ver şu maşayı bana. Al lan maşayı. Zobor ne yapacaksın sanki? Al, al bakalım. Bir şeyi pişirmek için önce yemeği seveceksin. Ruhunu hissedeceksin yemeğin ruhunu. Ah. Kokusunu içine çekeceksin. Ciğerlerim pişmiş diyecek önce. Sonra midene sinyal yollayacak. Baba laflara bak baba. Vallahi derslerinde de böyleysen maşallah sana ol. Kafa yok. O konuyla dedem ilgileniyor Halime yenge. Ha. Ben bakarım. Anneannem gelmiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım benim. Nasılsın? Gel bakalım. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, geç kaldım. Olur mu öyle şey? Hoş geldin Dünür. Biz de yeni başlayacağız da Ramazan Bey kestaneleri pişirirse tabii. Sana diyor, sana. Nereye bakıyorum? Aynı performansı okulda da bekliyorum. Onu dedesi biliyor öğretmenim. Dedesine sormak lazım onu. Nasıl yani? Yani kulağımdan çeksin diye dedem. Evim büyüğü ya. Sağ olsun, hep destekliyor da beni. Tabii tabii. Belli belli. Neyse, bunu okulda konuşuruz. Buyur Dünür, gel. Gel şöyle, geç. Yaktın, yaktın. Niye söylüyorsun? Ne demek niye söylüyorum? Yalan mı lan? Hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin çocuklar. Sağ olun öğretmenim. Sağ ol anne. Biz de önemli konuları konuşuyorduk Dünür. Bu nişan işini fazla uzatmayalım diyorduk. Sonuçta küçük yer. İnsanlara duyurmak lazım.
bir an önce nişanı yapıp yaza doğru da düğünü yapalım diyoruz. Öyle tabii. Hayırlı işte, acele etmek lazım demiş büyüklerimiz. Siz de öyle düşündüyseniz ne güzel. Ramazan Mete, getir bakalım şu kestaneleri. Güzel pişirmiş misin, pişirmemiş misin bir notunu verelim. Öyle değil mi? Götür hadi. Hı? Aslan. Aslan sağ ol bakalım. Oo, çok güzel görünüyor. Vallahi yapmış yani, güzel yapmış. Yapmış, yapmış. Maşallah. Maşallah. Aynı babası babası var. Ay. Yetişin komşular, yetişin. Yetişin komşular, yetişin. Ne oldu kız, ne oldu komşu? Ne oldu, su var mı? Tuvalet taşmış, evin içi berbat olmuş. Bizim ev de kokuyor. Kız sorma komşu, bizimkisi de aynı. Sabaha karşı bir kokuyla uyandım ki bir de ne göreyim, her taraf su içinde. Tuvalette bir karış su. Bizim ev de aynı. Herkesin tuvaleti, banyosu tıkanmış hep. Ayol bizim evde öyle leş leş, gelin bir görün komşu. Bizim evde öyle burnumuzu tıkıyoruz kokudan. Leş leş kokudan. Ay, komşu. Nasıl yapalım, nereye başvuralım? Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Ne oluyor lan? Baba, hadi baba, bak gözümü seveyim. Ne örüyorsun ya sen, he? Kitap mı okuyorsun, ne yapıyorsun içeride? Baba! Ya baba, duymuyor musun beni? Ne var lan, ne var? İki saattir güm güm güm. Bu evde alt adından bir tuvalete giremeyecek miyiz ya? Ya sen ne yapıyorsun içeride ya? Tuvalet sefası mı yapıyorsun baba, he? Ya zor durumdayım, vallahi perişan haldeyim. Sen beni görmüyor musun ya? İşim gücüm var, hadi aç, hadi kurban oldum, hadi. Hadi babacığım, hadi. Ne oluyor ya burada? Bir uyku uyutmadınız adama. Şişt. Ne yapıyorsun Zobor? Sıra bizde. Tuvaletin sırası mı olur? Gözünü seveyim baba ya. Hem ne demişler? Su bütçün, yemek bir gün. Haliyle suyu önce içen tuvalete de önce girer. Ne yapıyorsun? Biz burada boşuna mı bekliyoruz iki saattir? Ha? Zobor, ne oluyor? Geç bakayım. O ne lan oydu? Kokuya bak. Hello! Baba. Ay. Ne oluyor ya? Ay. Ne olmuş burada böyle ya? Aa. Baba ne bu hal? Kızım ne olacak görmüyor musun? Lağım patladı. Her yanım pişlendi. Tabii o kadar saat içeride durursan lağım suratına taşar böyle. Kurusun lan! Zobur, hepsinin yüzüne zati! Ben ne yaptım ya? Ay bir durun. Bir durun Allah aşkına, bir durun ya. Berbat olmuş buralar. Çok pis de kokuyor. Ne yapacağız Ramazan? Nasıl onlarla ben sana yardım edemem. Ben şu an çok zor durumdayım, perişan haldeyim. Bahçede var ya şey, Kadis tuvalet, ben ona yetişmem lazım acil. Ya ben ne yaptın anne ya? Lafa toplan, sırayı kaybettik. Allah! Ay baba. Hey. Hadi çocuklar, çabuk çabuk yapın kahvaltınızı, okula geç kaldık. Sağ ol kızım. Veysel, hadi gel, çayın soğuyor. Allah Allah, nereden çıktı bu ya? Hayırdır Veysel'im?
Ya tuvalet tıkanmış, ne yaptıysam açamadım. Allah Allah, ne oldu ki? Daha yeni baktırdık. Nuri yok mu? Hani Nuri Şahingöz, o baktıydı tuvalete. Babam, Nuri abinin bir sürü malzemeyle gelip baktığı zaman 10 yıl önceydi. Hani geldi, baktı, bir şey yapamadı gitti ya. Geçen hafta değil miydi? Tamam babam ya, tekrar çağırırız, yine bir sürü malzemeyle gelir, belki bu sefer yapar. Hüseyin kızım. Ekmek ver bak. Hadi şunlardan da ye, C vitamini. Perişan ya, perişan! Ya tamam. Hepinizi anlıyorum, haklısınız. Belediye ekiplerimiz şu anda var güçleriyle kanalizasyondaki sıkıntıyı çözmeye çalışıyorlar, bulmaya çalışıyorlar sıkıntıyı. Lütfen sakin olalım, sakin olalım lütfen. Nasıl sakin olalım kardeşim? Banyoya, tuvalete girilmiyor. Bu kadar vatandaş nereye gidecek? Söyle nereye gidecek? Nasıl görecek işini? Ya Sabri abi tamam ya, bir dur. Niye milleti kale haline getiriyorsun böyle ya? Allah Allah. Lütfen sakin olalım, sakince dağılalım. En kısa zamanda biz bütün sorunları çözeceğiz. Lütfen sakince dağılalım, bizim işimizi kolaylaştırın lütfen. Rica ediyorum sizden. Hadi sakince dağılalım, lütfen. Öyle şey olur mu ya? Lütfen. Tamam Kamuran ya, hallediyoruz işte, çözeceğiz. Yani sen de bir süre girmeyiver yani tuvalete. Seyfettin, ne oluyor, nedir bu durum? Başkanım, tüm kasabada öngörülemez bir kanalizasyon tıkanıklığı yaşanıyor şu an. Ya Seyfettin, onu mu diyoruz? Bizim evde de yaşanıyormuş. Yani çocuklar bir çözüm ürettiler mi, onu diyorum. Vallahi başkanım, arkadaşlar canla başta çalışıyorlar sorunu çözmeye. Sıkıntıyı en kısa zamanda bulup çözecekler yani. Umarım, inşallah. Ya Seyfettin, ummayla mummayla olmaz bu iş. Seferber et insanları ya. Yani gerekirse il müdürlüğüne gidelim, destek alalım. Yani çözelim şu işi, kökten çözelim. Tamam başkanım, tamam. Geç kalmadık değil mi canım? Yok yok. Şimdi çıkarsak vaktinde yetişiriz sağlıklı canım. Ben de senin atkını almaya döndüm. Havalar soğudu doktor bey. Üşümeyin artık. Ne çok özlemişim ben. Neyi? Kışı mı? Seni. Böyle yanımda olmanı, beraber güne başlamayı, beraber işe gitmeyi. Başka? Saymakla bitmez ki. Bence de bitmez. O yüzden ben hiç kalkışmıyorum o işe. Yoksa mesaiye geç kalırız. Hadi bakalım. O zaman görevimize kaldığımız yerden devam edelim. Hadi. Aa, şuna bak. Bana üşüme diyene bak. Eller buz gibi. Neyse ki yanımda sen varsın. Allah Allah. Ne çok hasta var. Evet, hem de bu saatte. Günaydın Kenan hocam. Ben de şimdi size arayıp bilgi verecektim. Acil bir durum mu var? Son bir saatte 8 vaka geldi. Çoğu çocuk ve yaşlı. Hepsinin ortak şikayeti ishal ve mide bulantısı. Ateş var mı? Bazılarında ateş de var. Tamam, siz hızlıca kan örnekleri alın. Tamam mı? Tabii hocam hemen. Biz de hızlıca muayeneye başlayalım Elif. Tamam, hadi. Oho! Halime ablam kolay gelsin. Ayaklanmışsın. Gel Elif'im, gel. Ben iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Evden çıktığına göre iyi gibisin sanki ha? İyi olmayıp da ne öğreneceğiz Halim ablam? O da koca bir boşluk. Bari atayım kendimi dışarı dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Geç şöyle otur. Haydi buyur. Oy. Ben bir rüya gördüm Halim ablam. Hayır olsun. Çok güzeldi. Muammerimi gördüm yine. Yok. Yanında 2 tane genç vardı. Kim bunlar Muammer dedim. Ha. Oğullarımız dedi. Beni burada bekliyorlarmış, gezdirdiler beni dedi. Ben buranın yabancısıyım, dön de onlar gezdirdi beni dedi. Ha. Bunlar belki de onlar, öyle değil mi? Senin cennet kuşlar. Onlar ya Halim ablam. Başka kim olacaktı? Beni bekliyorlar orada. Muammer'imle beraber beni bekliyorlar. Ben iyiyim Halim ablam. Oh, çok şükür. Çok iyiyim Gala. Muammer'imi öyle gördüm ya. Bu dünya boş değil. Öte yanda boş değil.
Çok iyiyim Halim oğlum. Hem diğer motorun aksamı üzerine notlarım var diye. Bir de bu ateşleme ünitesi büyüyecek demiştim. Onların bilgisayarda 3 boyutlu çalışmasını yaptık abi. Filiz gösterecekti sana. İyi. Bizimkiler gelsin de bir konuşalım bakalım. Çünkü proje takviminden böyle çok az gerideyiz gibi gözüküyor. Onu bir telafi edelim, tamam? Arkadaş bu nedir ya? Vallahi dedesi bir yandan, torunu bir yandan. Yemin ediyorum bir huzurum kalmadı benim şu dünyada ya. Ramazan, ne oldu oğlum? Hayırdır? Ya amcaoğlu sorma ya. Evde tuvalet tıkanmış. Tuvalet tıkanınca ne olur? 18. geleneksel tuvalet savaşlarının tam ortasında kalırım ben. Sonra kaldım çıktım geldim buraya yani. İş bana bak, sabah bizde de sorun vardı. Bak valla ben de bir usta çağırayım mı diye düşündüm hatta. Abi bütün kasabada bir arıza var diyorlar. Ya neyse ne kardeşim ya, Allah Allah. Ya babalığın kuralıdır bu. Baba alır gazetesini, tuvalete girer, gazetesini açar, okur. Babalığın şanında vardır bu ya. Hadi oradan be. Tuvalette gazete mi okunurmuş pis pis? Şeytanları toparlayacağım başına. Ne şeytanı Adile abla? Ben onu mu diyorum ya? Çok konuşma. Dışarıdan geldin, hemen girip oturdun oraya. Kalk git ellerini yıka. Pis sinirlerin sen, haydi. Bu kadın bana niye sinirli ya? Ya tamam, sen şimdi Adile ablayı bugün takılma. Bugün ayrı bir gergin, tamam mı? Bugün değil amcaoğlu, hep bir şey var yani bugün bana. Bugün gergin. Olay gelsin cümlete. Ha, amcaoğlum hoş geldin. Amcaoğlu, hoş geldin. Ya oğlum bana bak, sen niye acele ettin? Geldin ya, bir kafan toplasaydın öyle gelirdin. Yok oğlum yok. Beni ancak çalışmak kurtarır. Bir de evde tuvalette sıkıntı var. Dedim ağla geleyim bari. İyi yaptın amcaoğlu. Vallahi sensiz olmuyor ha. Senin sinirin sayesinde biz çalışabiliyoruz. Lan bağımlılık yapmış bizde, olmuyor ha sen olmadan. Ben ne yapayım biliyor musun? Bir tane türkü açayım. Böyle eski günlerdeki gibi neşelenelim ya. He? Ya amcaoğlu dur sabah ya sabah bir, başımız şişirme. Sen dur ya, ne baş şişecek ya? Türküden baş mı şişer? Tamam Allah aşkına. Kalkın lan, hadi kalk. Hadi kalk. Kalk. Ne zamandır oynamıyoruz? Hadi amcaoğlu. Baksana lan sen de. Hadi oğlum. Biz çalışırız. Oyna. Ne oğlum ya, inşallah. Bu ne lan? Allah Allah. Kaldırayım onun şu kolları. Ana. Ne güzel. Hadi oğlum. Abicim ne yapıyorsun burada? Erkan bakmaya gel. Ya evet abi ama gördüğün gibi kapı duvar işte. Dün gece eve de gelmedi bu çocuk. Ben de buradadır diye geldim ama... sanki yer yarıldı, yerin içine girdi o Erkan'a. Eve de mi gelmedi? Gitti o zaman, kesin gitti. Nereye gitti, ne gitmesin, ne diyorum? Ya bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ya Erkan dün bana bir mektup bırakmış. Bir daha karşına çıkmayacağım, artık yokum falan yazmış. Gideceğini ima etmiş yani. Ne yapacağız abi, nereye gitmiş olabilir? Dur, ben de bilmiyorum ne yapacağımızı, dur. Hiç yapmazdı bu çocuk böyle şeyler. Ah Erkan, ah! Lan da yine diyeceğim şimdi. Günaydınlar. Günaydın Selma Hanım. Günaydın. Tebrikler Selma öğretmen. Tebrik ederim. Yüzüğü takmışsınız. Öyle oldu vallahi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya da nişan var bu arada. Buyurun gelin. Hı, inşallah. Geliriz tabii. Kaçırır mıyız? Değil mi? Bu arada mevsim öğretmen gelmedi mi? Yok, henüz gelmedi. Tamam. Arıza da bu da arıza. İşte. Bu da arızalı. Ay! Allah! Aa! Saadettin Bey! Ay kusura bakmayın, ben sizin geçtiğinizi görmedim ki. Yok, hiç önemli değil ki, ıslaklık hiç önemli değil. Ama Seyfettin ben. Saadettin değil. Saadettin kim peki? Bilmiyorum ki.
Ay neyse canım, kimse kim. Evi su bastı, ben ne yapacağımı bilemedim. Böyle kova kova suları dışarı atıyorum. Öyle dışarı su atmak falan hiç adetim değildir ama ne yapacağımı bilemedim işte, nereye dökeceğimi. Su bastı? Bizde, sizde mi su bastı? Tıkalı. Sormayın, sormayın. Ya siz hiç sıkıntı yaşamazsınız demiştiniz ama daha ev ilk günden yaşanmaz hale geldi bile. Ya normalde hiç olmaması lazımdı zaten Mevsim Hanım. Yani ben bu evi tek tek kendi tırnaklarımla her bir noktasını kendim dekora ettirdim. Burada böyle şeyler hiç olmayacaktı normalde. Çok özür diliyorum, ben ne yapayım? Ev kira vermeyin siz. Yok, kira vermeyin. Kirayı almayayım sizden. Kira, ölümü görün kira vermeyin. Yok canım, olur mu öyle şey? Olmaz. Olmaz ama yani bu gidişle sözleşmeyi iptal etmemiz gerekecek. Yani ben de herhalde ilçeye taşınacağım. Yok. Neyse, size iyi günler. Kolay gelsin. Ben şu işlere bakayım. Taşınıyor musunuz? Taşınmayın. Taşınmasın. Aa! Taşınma yok. Taşınmasın. Evet. Evet ustacığım. Yani mutlaka haber bekliyorum sizden. Problemin kaynağını bulunca haber verin lütfen. Efendim? Evet, haber bekliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım! Seyfettin, oğlum ne bu hal ya? Ne oldu sana, böyle dereye falan mı düştün? Başkanım boş verin şimdi benim halimi, ne olur. Bu kanalizasyondaki sıkıntıyı bizim acilen çözmemiz lazım. Mutlaka çözmemiz lazım. Ya Seyfettin, bir sakin olur musun ya, tamam? Bak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz işte. Başkanım elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Durum bildiğiniz gibi değil, gidiyor. Ne gidiyor oğlum? Kim gidiyor? Ne diyorsun ya? Ha işte insanlarımız orada zor durumda diye ben öyle o anlamda söyledim başkanım. Ben ne yapsam, ben gideyim bir kanalizasyona bir de ben mi baksam başkanım? Ya da herhangi bir lokal kapağından içeriye girerim ben başkanım. Üstüm başım da müsait zaten ben. Seyfettin! Oğlum bir dur, Allah'ını seversen bir sakin ol. Ne oluyorsun ya? Bak bunu mutlaka çözeceğiz, merak etme. Ya gerçekten mi? Evet ya. Başkanım canım başkanım. O kadar ya. Oğlum bu koku ne ya? Ya Allah'ını seversen bir çekil. Ya bak üstümü başımı da berbat ettin ya oğlum. Allah Allah. Alo. Efendim canım benim. Alo canım, nasılsın? İyi vallahi, ne olsun işte. Okuldayım, her günkü koşturmacalar. Sende ne var ne yok? Bir sıkıntı falan yok değil mi? Ha, yok ya. Ben seni özledim de o yüzden aradım, öyle bir sesini duyayım dedim. Ne güzel tesadüf Mucit Bey. Aynı duygular içerisindeyiz o zaman. Ya ama bak Selma, ne diyeceğim? Bu Mucit Beylere falan bir ara mı versek? He? Çünkü bizim aramıza daha yeni hitaplar girdi, daha güzel hitaplar girdi. Allah Allah. Neymiş o hitaplar? Neymiş o hitaplar? Mesela sözlüm. Ha, sözlüm nasıl? Güzel sözlüm. Benim yakışıklı sözlüm. Ama vallahi kusura bakma, sen benim bu dünyadaki biricik Mucit Bey'imsin. Hani öyle sözlendik falan diye ben onu söylemeyi bırakamam. Haberin olsun. İyi tamam madem. Hani öyle diyelim, ben senin bu dünyadaki biricik Mucit Bey'in olayım. Tamam kabul. İyi, seni çok seviyorum. Konuşuruz, görüşürüz, tamam mı? Ben de seni çok seviyorum. İyi hadi kapat artık. Görüşürüz, kendine iyi bak. Hadi sen de. Ne örüyor Mucit Bey? Sen ne zaman geldin la? He? Sen ne ara buradasın? Ne zamandır buradasın? Ben buradayım. Alet çantasını alacaktım da konuşuyordum. Ölmeyeyim dedim. Mucit Bey. Bak amcaoğlu öyle Mucit Bey falan nereden çıktı oğlum? Ters hiç konuş beni. Sabahını bozma, bak duyacaklar ha. Allah Allah. Sen bizim Mucit'imiz değil misin ya? Ha? Romantik köpek. Mucit Bey köpek mi seni? Ne ayıp oğlum duyacaklar. Ne ayıp ya? Ne ayıp ya? Olmaz deme bak. Sözlendin mi lan sen? Ha? Utangaç sözmezsin peki. Oh, amcaoğlu lan. Nasıl vuruyorsun oğlum? Senin elinle benim elim bir mi? Yaba gibi oğlum senin elin. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ne dövüşüyorsunuz çocuk gibi? Manyak. Bir sürü iş var. Lan! Alo! Peki. Ramazan, Taner! Durun! Ne yapıyorsunuz ya? Ne dövüşüyorsunuz? Yapmayın. Ha yok baba ya. Amcaoğlu'yla şakalaşıyorduk öyle de. Yani bir şey yok yani. Kavga mavga yok. En son ben vurdum. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelin, ayakta kalmayın. Gelin, oturun, geç. Ya yok, geçmeyelim Taner'cim de. Hoş bir şey için de gelmedik aslında. Hayırdır başkanım, sıkıntın var? Ya var işte, var Veysel, var. Sıkıntı var. Kara bulutlar dolaşıyor giderlerimizin üstünde. Kara bulutlar. Nasıl yani?
Seyfettin ya, bir dur ya, bir abartma ya Nostradamus gibi. Oğlum bir dur, sakin ol. Çocuklar biliyorsunuz, kasabamızın bir kanalizasyonda tıkanma problemi var. Yani evlerin tuvaletlerinden, banyolarından sular yükseliyor. Yani arkadaşlar canla başla çalışıyorlar ama bunun kaynağını bulamadılar. Yani ben de buraya geldim ki acaba diyorum, bize bir yardımda bulunabilir misiniz ya? Şimdi aşkım biz duyduk, yani duyduk evet, bir problem varmış da biz ne yapabiliriz? Ya ben şöyle bir şey düşündüm aslında ya. Yani hani sen geçen senelerde tarlada işçiler böyle rahat çalışsın diye falan böyle portatif falan bir tuvalet yapmıştın. Yani onu diyorum. Yani problem çözülene kadar yani bunu şey yapsak, biraz üretsek, oraya buraya koysak acaba olur mu ya? Ayıp ediyorum baba ya, olmaz mı ya? Biz amcaoğullarımla el ele verip portatif tuvaletlerden yapar dağıtırız herkesi. Olur olur başkanım, olur. Biz şimdi hemen kollarısı varız, yaparız yani. Tamam, işe koyuluruz, endişe etmeyin siz. Allah sizden razı olsun ya. Yani iyi ki varsınız çocuklar. Başkanım ben size söylemiştim, demiştim ben size. Amcaoğulları bizi yalnız bırakmaz diye söylemiştim ya. Sağ olun, var olun be. Evet. Sağ olun, teşekkür ederiz. Geri bas. Gerçekten iyi ki varsınız. Kasabamızın yüz aklarısınız siz, yüz akları. Sen ne sıktın lan üstüne? Nasıl kokuyorsun lan? Küflendim yemin ederim ya. Git öbür tarafa git. Git bir yere git git. Sakın 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 sakın. Şu kapıya yakındır. Bunun ne bunun kokusu ya? Tövbe yarabbim. Bana da geldi. Bunu yıkamıyor musun bunu ya? Ya sarılmak cidden istedim ya sadece. Bana bak, bana cebinde ölü fare mi taşıyorsun lan sen? Gidiyorum ben, gidiyorum. Kokma oğlum. Sinan, böyle taşımayın yanınızda. Bu ne ya böyle? Yıkayın. Belediyenin tamam. Hizmeti yok mu ya? Bunu yıkayın ya. Kusacağım, kusacağım. O problemi de çözeceğiz inşallah. Allah Allah. Hadi Seyfettin. Git git hadi, Allah aşkına. Kalın, kalın, kusacağım bak şuraya bak. Geç şuraya. Evet çocuklar. Bu mantarlar konusunda epey bir bilgi sahibi olduk değil mi? Evet öğretmenim. Gelecek haftaki sınava hazır mısınız? Evet öğretmenim. Güzel. Ben zaten sizden eminim. Beni burada can kulağıyla dinlediniz. Kültür mantarlarının nasıl yetiştirildiğini uygulamalı gördük. Evet. Peki, mantarlarla alakalı gündelik yaşamımızda bilmemiz gereken en önemli konu nedir? Hepiniz biliyorsunuz ben. Söyle bakayım Samet. Bazı yabani mantar türlerinden zehirli olduğunu unutmamalıyız öğretmenim. Dışarıdan topladığımız mantarların türünü bilmeden yememeliyiz. Aynen öyle, aferin. Bilinçsizce tükettiğimiz, bilmediğimiz mantarların çok böyle ciddi sonuçları, hatta ölümcül sonuçları olabilir çocuklar. Ama kültür mantarlarını gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Peki bunları yiyebilir miyiz öğretmenim? Sonuçta kültür mantarı ziyan olmasın bari. İsteyen yiyebilir çocuklar, hiç sıkıntı yok. O zaman siz burada bir çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben öğretmenler odasına gidip geleceğim. Tamam. Düzgün durun, tamam? Tamam, evet. Hadi aferin. Az kaldı. Bunlar son iyi günlerin Selmacık. Yakında herkes anlayacak ne mal olduğunu. Taner de öyle. Kolay gelsin. Gelin kızlar, gelin. Nasılsın yenge? Bu hela işi bitmeden bize hiç rahat yok. Bütün kasaba sıkıntıda. İnşallah bu mevzuyu tez elden çözerler. İnşallah yani işte bir yandan bizimkiler, bir yandan babamlar kaynağını araştırıyorlar. Yakında da çözerler umarım. İnşallah kızım, inşallah. Yoksa halımız yaman vallahi. Yenge biz sana aslında başka bir şey söylemeye geldik. Ne oldu kızım? Hayırdır? Kötü bir şey mi var? Bu manyak Yasemin yok mu? Ne olmuş ona? Ya kasabaya geri dönmüş. Ben raporumu aldım, iyileştim diye ortalarda dolanıyormuş. Ana, bir Yaseminimiz eksikti. Hangi akla hizmet bunu hastaneden çıkarırlar ki? Kızlar, siz emin misiniz? Bu kaçıp gelmiş olmasın. Yani bilmiyoruz ki yenge ama Elif'e sorduk. Hı. İşte onun birkaç tanıdığı vardı. Gerçekten doktor vermiş yani buna raporu. Aman. Şimdi bu bizimkilere sarmasa bari yine. Ali'yi kaçırdığı o gün dün gibi aklımda. O gün öldüm öldüm dirildim. Öldüm öldüm dirildim. Halime yenge aslında
Biz geçen gün Elif'le çarşı dönüşü bunu Ali'nin yanında gördük. Ama sen merak etme, ben ağzının payını verdim. Zaten Ali yanımızda olmasaydı elimde kalıyordu. Ne diyorsun sen Cemile? Edepsize bak. Yaptıkları yetmiyormuş gibi bir de torunumun etrafında dolanıyor. Bu kızın elimden çekeceği var. Taner'in haberi var mı? Yok. Yani biz aslında sana mı haber versek, ona mı haber versek bilemedik. Sonra geldik işte buraya. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Öyle şimdi ona söylemeyin. Nişandan önce sinirini zıplatmayalım. Bu Yasemin'i ailemize ben musallat ettim. O yüzden bu işi de ben çözeceğim. Halim abi hoş geldin. Geçmiş olsun mu geldin yoksa? Bir de pişkin pişkin söylemiyor mu? Allah'ım sen bana sabır ver. Kızım, senin benim ailemin etrafında ne işin var? Ha? Sen hiç akıllanmadın mı? Hastane bir gram fayda etmedi mi sana? Öyle deme Halim abi. Ben iyileştim. Hastalar arasında en ümmeleşmeye giden hasta bendim. Tedavim bitince baba ocağına geri döndüm. Bana bak Yasemin. Bundan sonra ailemin etrafında görmeyeceğim seni. Torunumun yakınına geliyormuşsun. Ali'den uzak dur. Benim torunum sahipsiz değil. Ben ona çok bağlıydım Halime abla. Çok özlediğimden gittim yanına. Burnumda tütüyordu. Kes artık. Benim torunumun adını bile ağzına almayacaksın. Ailemden de uzak duracaksın. Bu sana son sözüm. Yoksa keşke akıl hastanesinde kalmaya devam etseydim diye dua edersin. Anladın mı? Vesikalık resimlerimiz de tamam. Beyhan. Sen belediyeden işlemleri yaptıracağım da kimliğini versene bana. Benim kimliğim yanımda yok ki. Yani ben evden telaşla çıkarken kimliği evde unuttum. Deme ya. Hı. Ne yapacağız şimdi? Bilemedim. Şey yapsak, internetten belgeleri çıkartsak. Benim hem kimlik bilgilerim ezberimde. Öyle kabul etmezler ki, aslını görmek isterler. O zaman yeni bir kimlik çıkartalım. O da çok zaman kaybettirir. Hı. Baksana. Kasabanın dedikodusu arşa çıkmış. Her gün göze batıyoruz. Hızlandırmamız lazım biraz. Nasıl yapacağız o zaman Hamdi? Şey yapalım. Sen eski evinin adresini bana ver. Ben sabahtan gideyim. Kimliği hızlıca alıp geleyim. Yok Hamdi olmaz. Onlar çok kötü insanlar biliyorsun. En son neler yaptılar sana. Boş ver kasabalı konuşsun dursun. Biz seninle yeni kimlik çıkartalım ha? Yok yok bir şey olmaz merak etme. Ben sabah erkenden gidip kimliği alıp geleyim. Hem evleneceğimizi de bizzat benden duysunlar ki bundan sonra ona göre davransınlar. Aslı Zeynep iyisin değil mi kuzum? Çocuklar nasıl iyiler? Çok özledim onları. Burnumda tutuyorlar kuzum. Kuzum. İyi her şey değil mi? Gelen, giden misafir falan geldi mi hiç? Anladım kızım. Erkan çok iyi, çok iyi. Çalışıyor, ne yapsın? Koşturuyor çocuk. Ha, şarjı bitmiştir. Şarjı ben söylerim. O işi bitince ararsın kızım, tamam mı? Hadi Allah'a emanet, hadi. Ya oraya da gitmediyse nerede bu çocuk Sefer abi? Taner abilere Ciriç dedeye falan sordun mu? Sordum, sordum. Çıkmadan sabah onların abi ağzını aradım. Haberleri yok. Hepsi benim yanımda sanıyor. Ayıp da diyemedim. Şimdi durduk yere telaşlanmasınlar. İyi yapmışsın abi ama bulamazsak ne olacak? Jandarmaya falan mı gitsek acaba? Dur kardeşim bir sakin. Öyle hemen enseyi karartmayalım. Bir bakalım iyice. Belki bir arkadaşına neyin gitmiştir. İyice bir bakalım, soralım, soruşturalım. Ondan sonra ne yapacaksak yaparız, tamam mı? Sen sakin ol.
Fazıl, oğlum ne yapıyorsun sen burada? Kedilerimle dertleşiyorum anne. İhmal ettim de ben onları. Konuşmadan mı? Hı. Biz konuşmadan anlaşıyoruz ki. Hani sen birine konuşursun, derdini anlatamazsın ya. Bunlar konuşmadan da derdini anlarlar. Fazıl, oğlum bir şey mi oldu? Yeşim babamı doktora götürmek istiyor İstanbul'a. Ne var bunda? Ne güzel işte. Belki iyileşir adamcağız. Sen de gel diyor ama. Orada büyük beyimiz var diyor, bize yeter diyor. Sen ne istiyorsun peki? Bilmiyorum. Gel yavrum. Amcaoğlu. Bunlar tamam amcaoğlu. İyi, güzel güzel. Bununla beraber kaç tane oldu şimdi? Bununla beraber içeri kaç tane götürdük? 9, 11. 9 tane içeride var depoda. Bunlarla beraber 11. İyi, güzel güzel. Güzel, eline sağlık güzel. Amcaoğlu, Allah aşkına kolun koptu ya. Şunu bir al bir tut. Oğlum sen niye hala tutuyorsun lan bu? Nasıl? Sen söyledin ya oğlum yarım saat önce tut diye. Oğlum ben o an lazım diye tut dedim lan. Bıraksana artık, niye hala tutuyorum manyak. Ya boşuma niye tutturuyorsunuz o zaman bunu ya, Allah Allah. Yemin ediyorum söylemesen var ya, dedemin deli beygiri gibi tutacağım ben bunu akşama kadar. Tamam. Sen git depodan çocuklarla o 9 tane yükle. Amcaoğlu sen yenisine başla, ben de bunu bitireyim. İyi tamam. Tamam hadi vaktimiz yok. Hadi inşallah bekliyor, hadi sen. Onu tut, onu senin kapıyı tut. Tut kapıyı tut. Tut onu al. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar, Ramazan abinizi yormayın. Hadi, hadi bir şunları halledelim. Oldu teyzem, portatif tuvaletin hazır, kullanıma hazır. İyi de oğlum, bu neymiş böyle bülbül yuvası gibi, ben kullanamam ki bunu. Nasıl? Ya kullanamayacak bir şey yok teyze ya. Gireceksin içeri, işini görüp çıkacaksın, nedir? Geç. Bir bak bakalım. Bak. Nasıl? Yok, çok dar bu, çok dar. Kostrofobim var benim. Neyin var? Kostrofobi. İçim daralır benim burada. Alın götürün siz bunu. Yapacaksanız gelin benim banyoyu tamir edin. Hadi çocuğum hadi. Allah Allah. Ya teyzeyi de tuvalet beğendiremiyoruz iyi mi? Anlamadım ki ya. E bunu ne yapacağız lan? He? Ya meydana falan koyalım bir yere ya. Ne oldu lan? Durmuş giyin bir. Vallahi ne güzel ya. Kendin pişir, kendin ye. Lan! İyi misin? Dayı, anlamışsındır herhalde nasıl kullanılacağını. Dayı! Yok ya, adam girdi içeri, ses de vermiyor. Dayı, alo! Ay iyi. Vallahi amcaoğlu, acele etsin şu dayı ya. Yani bekle bekle, klasik koşullanma mıdır nedir? Ben de böyle bir sıkışır gibi. Lan sen de öyle deyince ben de bir sıkıştım lan. Lan sen de sıkıştın, az önce yapmadın mı oğlum? Yok lan, tekrardan geldi, Allah Allah. Ne var yani, tekrardan sıkıştım. Lan oğlum ne alakası var, demeyin öyle şey. Lan. Bana da geldi ya. Bana da geldi ya. Tamam tamam, tamam dur dur dur, panik yapma ya. Dayı çıkınca gireriz işte ya, tamam dur. Dayı, hadi ya, ne yapıyorsun içeride, hadi ya. Yok. Ben bekleyemeyeceğim, ben gidiyorum. Bak görüyor musun ya? Çakal mucide bak ya, hemen kaçtı. Ben de gidiyorum. Lan senleri... Oğlum beni ibrikçi gibi burada bıraktınız ya. Manyak! Lan! Teyzeciğim, portatif tuvaletimiz gayet kullanışlı olup son derece doğa dostudur. Böyle göründüğüne bakma ha, sapasağlamdır bu. Altının maltının varsa... Yüzüğün, yüzüğün, bileziğin hepsini içinde saklayabilirim ha. Vallahi bak çelik kasa gibi ha bu. Çelik kasa gibi bak, şallaha bak bunu. Aa, amcaoğlu vidayı takmadınız mı? Neyse sen vidalayacaktın he. Amcaoğlu sen vidalarını sıkmadın mı?
Ben ne ara vidacı oldum ya? He? Bizim çalışma prensibimiz ne? Ne? Sen tasarlarsın, ben kaynağını yaparım. Bu da en son yalandan vidalar. Tamam amcaoğlu, durun bir kavga etmeyin ya teyzenin yanında. Ne yapıyorum? Teyzem, sen hiç merak etme. Biz iki dakikada çözeriz. Senin o çipil çipil gözlerini yerim ben ya. Sen hiç merak etme, rahat ol. İki dakika yapalım. İki dakikada çözeriz. Hadi amcaoğlu, kaldırın şunu. Sağ ol evladım. Bir hadi kaldır. Geçsene amcaoğlu. Yapın, yapın. Ne yapın bunu ya? Bunu ben yapayım. Kaldır tapıdacığım. Vidaları versin. Ben hiçbir şey yapmam. Bir de sen iş. Nasıl? Bak bu teyze böyle de olur. Bir şey havadar. Havada bunu da vidalamamış. Bunu ters çeviririz de. Öyle bak. Bunu bak Özgür ters bak. Çeviririz. Sen bununla mı? Zaten kim girecek ya? Ben niye vidalayayım? Ben bununla böyle bir yöntemi de var yani. Sen niye vidalayın? Havalı. Olsun teyzem bak. Bunu bu hale ben getirdim zaten. Bak, öyle. Heh. Bunu ters çevir. Böyle yemeği falan ocağa kalırsa böyle. Oturup gösterme. Kalk. Böyle rahat mesela. Kocan seni seslendi. Mesela açık ya. Duyabilin mesela. Kocam bir şey dedi. Laf etti sana. Böyle. Hemen anladın mı? Heh. Çocuklar hoş geldiniz. Nasıl? Halledebildiniz mi? Şimdi başkanım, yani bu kadar kısa sürede bütün evlere tuvalet yetiştirme şansımız olmadığından biz en problemli 18 eve sistemi kurduk. Ya aslında 7 tane daha vardı da onları da işte cami, kahve, işte halk eğitimine oraya bir tane koyduk. Yani böyle toplu kullanılacak alanlara dağıttık onları. Dağıttık. Çok iyi düşünmüşsünüz. Aferin çocuklar, Allah sizden razı olsun, ne diyeyim. Estağfurullah başkanım. Heh. Seyfettin, ben de seni arayacaktım. Nasıl, tıkanmanın kaynağını falan bulabildiniz mi? Bulamadık başkanım, bulamadık. Giderlerde çöküntü var diyorlar. Çöküntüleri çözüyoruz, başka bir şey çıkıyor. Şaşkınız yani, ustalar da şaşkın. Yapma ya. Ama böyle kaynağına inmeden bir çözüm üretemeyiz ki. Bir şey yapmamız lazım ya. Böyle kesin bir çözüm bulmamız lazım. Ama ne? Taner. Ama ne? Bahar, iyi misin biraz daha? Geçmedi mi hiç? Bahar çok mu ağrıyor? İyi misin? Ne oldu, çocuklar toplaşmışsınız? Bahar rahatsız anne, öğretmenim. Dur bakayım. Bahar? Bak bakayım bana. Ne oldu? Karnım ağrıyor, midem bulanıyor öğretmenim. Niye öyle birdenbire oldu ki? Bilmiyorum öğretmenim. Bir anda başladı, geçmiyor. E gel revire gidelim. Çok kötüyüm öğretmenim. Bakayım. Ateşin de var biraz gerçekten. E gel ben seni şey sağlık ocağına götüreyim, daha iyi olur. Gel yavrum. Çocuklar ben şimdi bir bakın arkadaşınızı götürüyorum. Müdüre söyleyeceğim, nöbetçi bir öğretmen gönderir, tamam mı? Tamam. Sessiz duruyorsunuz. Tabii ki. Tamam. Gece midem bulanıyor diye uyandı. Hemen nane limon kaynattım ama işe yaramadı. Kıvranıp duruyor yavrum sabahtan beri doktor bey. Merak etmeyin, serum biraz rahatlatacaktır onu. İnşallah. Sağ olun doktor bey, Allah razı olsun. Kenan, bütün tahlil örneklerini ilçeye gönderdik ama detaylı bir sonucun ancak sabaha çıkabileceğini söylediler. Bu arada 4 çocuk daha geldi, hepsi aynı durumda. Şimdi kan örneği alınıyor. Hadi ya. İş normal değil. Kenan abi. Selma? Ya şey, bir öğrencimi getirdim sana. Okulda rahatsızlandı birden. Midesi falan bulanıyor, karnı ağrıyor. Tamam, kızımızı hemen yan odaya alalım Elif. Tamam. Çok kötüyüm öğretmenim. Anneme haber verelim. Tamam yavrucuğum, ben arayacağım, haber vereceğim. Merak etme. Tamam. Gel canım, biz gidelim seninle. Gel. Tamam, merak etme. Kızımız bize emanet. Sen ailesine haber verirsin. Tamam, sağ ol Kenan abi. Ben bir arayayım da söyleyeyim tamam, ailesine. Tamam. Selma. Selma iyi misin ya? Telefonda sesin kötü geliyordu. Sorma ya, vallahi elim ayağıma dolaştı. Ben buraya nasıl geldim onu bile bilmiyorum. Öğrencinin durumu nasıl peki? Giderek kötüleşti işte, bizimkiler şimdi müdahale ediyorlar. Ben anlamadım ki birdenbire ne oldu. Tamam sen merak etme ya. Kenan abi hallediyordur yani, çözüyordur, tamam merak etme sen. Heh abi, nedir durum abi? Ciddi bir şey yok inşallah. Yani umarım. Sabahtan beri benzer şekilde çok sayıda vaka geldi. Hepsinde benzer şikayetler var. Kesin tanıyı koymak için kan tahlillerinin çıkması gerekiyor. Ama ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu söylemek zorundayım. Abi bir şey diyeceğim ya, bu salgının kanalizasyonla alakası olabilir mi? Muhtemelen. O zaman bu kanalizasyon probleminin önüne geçmezsek, yani salgının da önüne geçemeyiz. Maalesef. Tablonun daha da ciddileşmemesi için de bir çare bulmamız lazım. Doğru diyorsun.
tuttur seni. Attım içeri. Tuttur seni. Attım içeri. Tuttur seni. Attım içeri. Selamun aleyküm muhterem. Aleyküm selam Cirici Abdullah. Hayırdır? Koyunlar nerede? Oyanda kaldılar. Çeşmenin orada. Geçiremedim oyana. Bugün bulutlar da bir garip. Sanki bir tıkanıklık var gibi Cirici Abdullah. Gökyüzü de tıkanır mı muhterem? Yeryüzü de tıkanır. Gökyüzü de tıkanır. Peki nedir bu tıkanıklığın sebebi, hikmeti? Acı. Çok fazla acı var Cirici Abdullah. İnsan yan evdeki komşusunun halini umursamaz mı dersin? Bir tek insan umursamaz Cirici Abdullah. Dağlar umursar, gökyüzü umursar, su, toprak hepsi umursar ama insan mı umursamaz bir tek? Acıya karşı kör olan, sağır olan bir tek biziz. Yan evimiz yanarken düğün dernek kuran biziz. Gökler yıkılsa, dağlar denizler taşsa yanından geçip gidecek olan biziz. Hisler yıkılmış Cirici Abdullah. Gönül duvarları yıkılmış. Bir bir kilitlenmiş ruhun odacıkları. Mühürlenmiş kalpler. Kalpler mühürlenmiş Cirici Abdullah. Tıkanıklık o. Peki nasıl gider bu tıkanıklık? Gözyaşı. Bütün kilitleri, tortuları, kalıpları açacak olan o. Gözyaşı. Ağlayabilseydik Cirici Abdullah. Ağlayabilseydik, anlayabilirdik Cirici Abdullah. Oyalama benim. Çok işim var benim. Çok işim var. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Attım içeri. Tuttum seni. Evet, sırayı bozmayalım. Bakın, sırada olun. İp gibi olacaksınız, ip gibi abi. Hadi acele et lütfen ya. Buradan bakınca sıranın en sonunu görmek istiyorum. Adeta uzun ince bir yoldayım dercesine. Çek sıra. İp gibi. Ben sağ koluyum, o sol kolu. İşte ustanın oğlunu almaya gittik. Usta buna tokadı vurmasın. Dedim usta dur, bırak. Bu saatten sonra bana sağ kolum deme. Allah! Ben kalktım buna bir koydum. Ondan sonra sol kolda bir tane yerleştirdi. Sen kimsin ya dedi. Biz delilendik, fıttırdık ama. Bir yerden neşter çıkardım. Nereden çıkardı görmedik daha. Ne anlatıyorsun la iki saattir vır vır vır. Düzgün dursana şu sırada. Ne kızıyorsun Selami kardeşim? Burada arkadaşımdan sohbet ediyorduk. Değil mi? Manyak mısın oğlum sen? Sabahtan beri sırada bekliyorum. Gelene geçene de sıranı veriyorum. Evin barkın yok mu oğlum senin? Ya var kardeşim var, olmasına var da evden kaçıyoruz biz de. Allah'tan şu tuvaletler tıkandı da insan içine çıkıp iki sosyalleşebildik. Değil mi? Evet abilerim. Akşam çaylarımız taze taze. Buyur abiciğim. Buyurun. Ne örüyorsun la sen? Kafası geleceğinden parlak kahveci. Ne örüyorum? Çay dağıtıyorum. Görmüyor musun?
Ben de onu diyorum ya. Ne diye habire millete çay verip duruyorsun? He? Zaten sıranın ucu görükmüyor. Ben sırayı boşaltmaya çalışıyorum. Sen dolduruyorsun la. Hadi la oradan. Hem seninle karışıyorsun. Burası benim dükkanımın önü. Senin dükkanının önü de benim dükkanımın arkası mı? Bak işte benim dükkanım da burada. Ben de dükkanımın önü. He? Ayrıyetten bu dükkan bana amcaoğullarımdan emanet. Hadi bas git işine. Hadi. İçmeyin kardeşim siz de ya. Sabaha kadar tuvalet mi bekleteceğiniz bize? Bağırıp durma la. Bağırma. Siz bakmayın bu çakma düğünceye. Ayrıca tuvalet tıkanıklığı sebebiyle çaylarımız %50 indirimli. Hadi bakalım. Sen benden maçtap mı geçiyorsun lan? Verme diyorum, vermeyeceksin. Vereceğim lan, vereceğim. Herkese çay dağıtacağım, hadi. Bitecek tekrar dağıtacağım. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver hadi. Hadi koruyayım, ver bakalım. Koruyayım seni, hadi. Göreceğim. Kaynayan var, kaynak yapan var, Selami. Ne örüyorsun sen Sabri abi ya? Bozma şu sırayı, geç, en arkaya geç, haydi. Ben buradaydım kardeşim, bir iki dakika işim vardı, gittim geldim. Hadi la oradan, yalan söylüyor Selami. Ya hadi Sabri abi, hadi ya. Ya durun kardeşim, durun, bir sakin olun ya. Sabri abi, sen benim sırama geç. Nasıl olsa benim işim gücüm yok. Ben sıranın en arkasında beklerim, değil mi? Evet, böyle yapayım bari. Bu da gelsin. Allah Allah. Bu değişik, bu ondan değişik. Ahıl tutulması ya. Baba, çay demledik. Gelmiyor mu? Oğlum, benim çalışmam lazım dedim. Hadi gittim, hadi. Ne? Peki, iyi gitmiyor galiba. İstersen biraz fikir vereyim sana. Ananın yanına gittim. Hadi oğlum, hadi ananın yanına. Çık dışarı. Baba, sen de bırak yazar kaprisini. Geçen gün teneffüste edebiyat öğretmenini konuşurken duydum. Bütün güzel hikayeler iki şekilde başlarmış. Allah Allah. Ya biri bir yolculuğa çıkarmış ya da şehre bir yabancı gelirmiş. Çok doğru. Çok doğru oğlum. Yani benim güzel bir hikaye yazmam için senin bir yolculuğa çıkman lazım, doğru. Uzun bir yolculuğa Ramazan. Ayıp ediyorum baba ya. Sana burada cüzi bir ücret karşılığı asistanlık yapmaya çalışıyorum. Para diyor ya şuna. Oğlum sen kime çektin be, anlamıyorum ki ya. Hadi git yürü ananın yanına. Hadi çık dışarı. Hadi. Of hadi. Baba ya. Yine engelleniyorum. Yine girişimci zekamın önüne geçiliyor ya. Bak birkaç yıla kalmaz sığmam ben bu giderliğe. Sığmazsın tabii. Allah o kadar gelsek sığmaz. Yürü git abi. Yürü. Şuna bak ya. Ne oldu bir de? Sığmazmış. Biz sığdık sanki de. Neyse koşu. Kafamı bıraktılar. Rahatsız ediyorum ama Erkan sizde mi? Ya dünden beri ortada yok, ulaşamıyoruz da. Anladım. Peki nerede biliyor musun? Evet ya, Ümit'e de sordum, herkese sordum, kimse bilmiyor yerini. Tamam, yani görüp duyarsan haber verirsin o zaman. Görüşürüz. Neredesin Erkan ya? Neredesin?
annem, tamam. Annem, tamam. Tamam kuzum. Ecevan, ne oluyor gülüm çocuklar? Niye ortalığı ayağa kaldırdı böyle? Anam nerede? Sen niye yalnızsın? Kızlar hastalığı fatım. Çok ateşleri var. Sabahtan beri böyleler. Bak neler yaptıysam da geçmedi ateşleri. Tamam annem. Ya anam da şeyden değil, yemeğe gitti de ben de meraklanmasın diye bir şey demedim. Çocuklar yanıyor gülüm. Ve bana haber verseydin. Ne öyle Emri Fatım ya? Ya geçen sefer de oluyordu, geçtiydi. Yine geçiririm sandım. Tamam annem, tamam kızım, tamam. Fatım kötü bir şey yoktur değil mi? Ha? Kızlarımıza bir şey olmaz değil mi? Ha? Yok, hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Şimdi biz çocukları alıp sağlık ocağına gidelim. Orada bir ilaç falan yazarlar. Hiçbir şey olmaz. Oh, tamam. Tamam kuzum. Abi çok yüksekse hastaneye götürelim ya. Kesin logardan oldu be, her yer mikrop ya. Ateşleri sınırdı abicim, çok yüksek değil. Ama kustular, ikisi de kustu bugün. Abicim sakin ol, bir şey yok. Sabaha kadar bekleyelim. Hadi tamam gidelim de bir hani müşahede altına alsınlar falan, zor bir şey de ki bu. Aa Vese tamam. Aa çocuklar iyi, ateşleri de o kadar yüksek değil. Ya adam ne anlatıyor, sen hala ne diyorsun? Hayır ondan değil de ben hani salgın falan varsa diye korktuğumdan yani. Veselim, her şey kontrol altında tamam mı, merak etme. Biliyorum eskiye dair yaralarım var. Güvenmekte zorlanıyorum. Güven. Tamam mı? Lütfen. Allah bunlara yürü kulum demiş. Bunlar yürümüş ya. Bize gelince anca gidersin. Ya bunun babası yakacak odun bulamazdı. Tezek yakardı. Oğlunun bindiği arabaya bak. Yollara sığmıyor. O kim ya? Ya senin arkadaşın vardı ya. Topal Kadir'in oğlu. Musti. Musti değil mi adı? Ha o işte. Ha, hatırlıyorum ben onu. Bu zamanda seni şantiyeye çağıran çocuk değil mi? Evet, olmuştu öyle şeyler zamanında. Geçen abide konuşuyorlardı. Bunların inşaat işlerinde işleri bayağı iyi gitmiş. Sağda solda konut yapmaya başlamışlar. Anvaranın göbeğine apartman dikmişler. Ya nasıl oluyor bu işler? Vallahi helal olsun yani. Desene baba, bir tek biz kaldık burada diye. Veysel oğlum, niye sen böyle dedin şimdi? Yok bir şey demedim ya. Şu gidere bir daha bakayım ben. Dur oğlum, dur. Yat. Yavaş. Annem ha? Ha, babaannem orada. Veysel'im en iyi ben anlarım. İnsan neye üzüleceğini, nereye saracağını şaşırıyor. Ama geçecek kızım. Toparlanacak o da, merak etme. Sen edersin. Baba okuyacağım ben. Vallahi okuyacağım. Billahi okuyacağım dersin. İyi benim. İster döve döve, ister söve söve. Eti de senin, kemiği de senin. Ben seni hırsız olasın diye mi gönderdim lan buraya? Sen benim yüzüme emeğe yemin mi ettin? Gavurun oğlu. Aaaaaah!
tamir ettin diye mi gurur duyacağım seninle? Sanki beyimiz ameliyat yaptı da birinin hayatını kurtardı. Sen okuttun da biz mi okumadık baba ya? Sen mi okuttun da biz mi doktor olmadık? Sen bana nasıl bir yol çizdiysen, ben o yolun adamı oldum. Ne eksik ne fazla. Bak toprağa, bir iş var. Parası da iyi. Kaynak iş. Sen var ya orada kral olursun, kral. Bak burada 10 yılda kazandığın parayı orada 1 yılda cebine koy, gelirsin. Sen benim oğlunu biliyorsun değil mi Veysel'i? O da Edirne'ye gitti. Çok büyük bir şantiyede kaynak ustası olarak çalışacağımış. Göz kulak ol bizim oğlana. Aksidir, maksidir ama iyi çocuktur. Efendidir. Kafası da zehir gibi çalışır namussuzun. Eğer bir eksiği, gedi, derdi, tasası olursa Babil'dir. Ya gurur yapar, söylemez. Baba ben gitmedim. Gidemedim. İyi. Hoş geldin. Her yer battı. Allah'ım sen sabır ver bana ya Rabbim. Bana ne oldu böyle? Gel Taner'im gel. Gel bu rezillikten kurtar bizi oğlum gel. Ne oldu böyle birdenbire ya? He? Ben de anlamadım ki oğlum. Döndü yengene kadar gidip geldik Ali ile. Gelince bir baktık ki tuvalet taşmış. Her yer su içinde. Çok fenaydı baba. Biraz kuruttuk sen gelene kadar. Kokuyor zaten ya. Kokuyor. Leş gibi kokuyor da. Tamam siz bırakın ben hallederim tamam mı? Sen tek başına nasıl halledeceksin oğlum? Bütün halıları avluya atmak lazım. Her yer bak ne var ne yok her şey su içinde. Nişan için aldığımız öteberi de batmış. En çok da onlara üzüldüm. Ya tamam canım anam benim sen üzülme. Biz bak ne gerekiyorsa ne lazımsa en baştan yeniden alırız. Yerine koyarız rahat ol yani tamam merak etme. Oğlum. Eşyanın yerine yenisini koyarsın da bu evin halı ne olacak böyle? Ha? Bak bütün yerler su çekmiştir şimdi. Ay tuvalet zaten taşmış. Kokuyor kokuyor of. Zaten ya kokuyor. Biz bir de haftaya nişan yapacağız dedik. Uf of of ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız biz? Allah'ım ne yapacağız biz? Şu hala bak. Arkadaş. Kendine yakışmış ya. Temize bakayım. Temize lan. Temize temize. Aferin. Hadi bas bakayım bir de bunu. Bas bakayım. Bas. Aferin. Elif hemşire. Kurban olayım bize yardım et. Dur dur hayırdır inşallah. Ya bebeler yani Elif sabahtan beri böylelermiş. Bir bak gözünü seveyim. Evet biraz ateşleri var ama... Siz bir sakin olun, biz ilgilenelim hemen. Ayşe hemşire bir saniye bakar mısın? Gel, alayım ben onu. Kıyamam. Bu bebekleri hemen bir doktor beye gösterelim. Allah razı olsun sizden. Tamam, tamam. Tamam şey yok. Tamam, hele bir an. Tamam, şey yok. Abim vallahi çok sağ ol ayağına sağlık bu saatte yorduk senden. Olur mu abicim geleceğim tabii. Gece bir şey olursa ararsınız tamam mı? Tamam sağ ol. Hadi iyi geceler kızım. Annem
İyi geceler. Hadi iyi geceler. Haber edin bir şey olursa. Ay Veselim nasıl korkmuş. Bir ayağına dolanmış. Ben hiç kıyamam ona. İşte insan bir kere kaybedince hep kaybedeceğim zannediyor anne ya. Evlat sonuçta. Evlat ya. Yaşayan bilir. Oğlum bak sakın yanlış anlama beni. Ben o yüzden demedim yani. Sonuçta sizin öyle tercih ettiğinizi biliyorum. Yok anneciğim, niye yanlış anlayayım? Ya, Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Amin. Kenan'ım. Ya ben tutuyorum kendimi de tam tutamıyorum galiba. Ya, sizin niyetiniz yok mu hala? Ben şimdi bilmiyorum ki, kısmet bu işler. Oğlum kaç sene oldu evleneli? Daha vakit geçmeden siz böyle bebeğinizi alsanız kucağınıza. Ben de doya doya sevsem torunumu elden ayaktan geçilmeden. Hep bir aradayız artık. Öyle gurbette kim bakacak değeri de yok. Ne dersin? Döndü Sultan. Sen böyle torun sevdasına düştüğüne göre baya baya iyisin artık ha? İyiyim, iyiyim çok şükür de. İşte sizin ana baba olduğunuzu görsem. İnşallah anneciğim, inşallah. Zamanla o da olur. Sen kalbini ferah tut, tamam mı? Kenan Bey, sen yine geçiştirdin ya beni. Hadi bakalım. Yani siz bilirsiniz doğrusunu da. Korkulacak bir şey yok çok şükür. Biraz soğuk algınlığı yaşıyorlar, o kadar. Ama siz anne sütüne devam edin. Bir de doktorun verdiği ilaçları kullanın. Geçmişimiz. Çabucak atlatırsınız. Hay Allah sizden razı olsun. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu çocuklar böyle hasta olunca biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Böyle elimiz ayağımız birbirine dolanıyor. Bir de öcüzler ya. Çok zor oluyor böyle hepsi de teker teker ilgilenmek, uğraşmak. Bir de biri hasta oluyor ya, hemen diğeri de hasta oluveriyor biliyor musun? Doğru. Üçüzler zor. Ama her zorluğunda bir kolaylığı var işte. Şimdi zorlanıyorsunuz ama ileride bakıp iyi ki diyeceksin. İyi ki yanımdalar. Şimdi bile diyorum zaten. İyi ki varlar diyorum, iyi ki yanımdalar diyorum. Rabbim bize en güzel hediye sonlar. Vallahi canım. Sağ olun. İyiler değil mi? İyiler, iyiler çok şükür. Yani ilaçlarını da içtikten sonra hiçbir şeylere kalmayacakmış inşallah. Çok şükür. Ay, bu arada biz de eve gidelim. Ömer'le annem evde ya, şimdi bekliyorlardır bizi. Aa şey, gitmeden kayıt açtırmanız gerekiyor. Bebeklerin kimlikleri yanınızda mı? Ha, kimlik yok. Gidip alıp gelebilir misin evden? Ya yok, yani evde de yok. Biz daha kızların kimliklerini çıkartamadık. Biz kendi kimliklerimizle işlem yapsak olmuyor mu? Of, yok, yani normalde yapamıyoruz öyle bir şey. Ama ben sizin için doktor beyle bir konuşayım. Ama Rıfat, en yakın zamanda çıkarman lazım bu kimlikleri. Çünkü burada sorun olmasa bile hastanelerde sorun olabilir. Tamam o zaman biz en yakın zamanda da kimlikler çıkartalım. Çok çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ne demek? Gel annem. Oh annem benim. Rahatlamışım. Görüşürüz o zaman. İyi akşamlar. Elif, çok sağ ol. İyi bakın miniklere. Sağ olasın. Kenan abiye çok selam. Aleyküm selam. Allah'ım kızlar. Anne ağlatın o kadar. Ne korkuttunuz anne bizi ya. Ne kadar korktuk ya.
gelmiş bostana. Kompostancı dana hayır. Yemesi yana hayır. Bizi kimse ayıramayacak. Hep yanında olacağım senin. Tamam mı? Benim canım uyanıktır. Dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışma, ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım. Gah gülerim, gah ağlarım. Nefsim ciğerin dağlarım. Kibrikini yıkan benim. Kırdım bu nefsin çerisin. Bir ettim burcu barusun. Hak eyledim içerisin. Mülketini yuyan benim. Burası niye böyle kokar Abdullah emmi? Burası kasabanın pisliğinin aktığı yer değil mi? Tıkanmış burası. Ben ne zamandır gelir giderim buraya. Kaç tane koyunum telef oldu Ciritçi Abdullah. Vay şine vay. Ezelden koş bizim tanellere haber et. Benim eski at ahalını bilir misin? Bilirim Abdullah emmi. Onlar oradadır. Eşeğin bana emanet. Çabuk gelsinler. Gel. Gel. Yok arkadaş. Bir gram ilerleme yok. Al benden de o kadar. Milleti tuvalet yetiştiremiyor ya. Herkesin sıkışacağı tuttu. Daha fazla tuvalet üreteceğiz amca. Yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Daha fazla yapacağız. Taner abi. Bu arkadaş sizi görmek istiyor. Buyur kardeşim. Beni Ciritçi Abdullah gönderdi. Tez gelsinler dedi. Dedem. İşi mi oldu dedeme? Yok yok. Ciritçi Abdullah iyi. Sadece sizi istiyor. Ah Kenan, ben de sana geliyordum. Tahlil sonuçları geldi. Nihayet. Tam tahmin ettiğim gibi. Salgının sebebi kanalizasyon kaynaklı bir virüs. Bir saniye. Ne oldu? Bazı hastalarda durum farklı.
Karaciğerin izinleri çok yüksek. Hangi hastalarda? Selma'nın getirdiği öğrencisinde ve sınıf arkadaşlarında. Çok garip. Bu çocuklar ortak bir şey yemiş olabilirler mi? Zehirlenmeye benziyor. Soralım ailelerine. Gerek yok. Ben biliyorum çocukların ne yediğini. Mantar. Selma öğretmenleri mantar yedirmiş onlara. Ha dedem. Dede! Burada lan. Geldiniz mi? He geldik dede geldik. He. Ha. Anam ne olmuş bura? Dede. Bu derenin hali ne böyle ya? Geldik dede hakikaten ne olmuş buraya ya? Burası bizim düşüncesizliğimizin, umarsızlığımızın sonucu. Kasabadan atılan çöpler derenin bütün yollarını tıkamış. Şuraya baksana ya şuranın haline. He. Aradığınız tıkanıklığın kaynağı burası galiba. Bir de vallahi senden Allah razı olsun he. Yani kasabanın çok büyük bir derdine çare oldun şu an. O zaman fazla vakit kaybetmeden hemen Münir Bey'e haber edin. Ne yapıyorsun beyim? Doğru dedin doğru. Arayayım ben. Arayayım Münir Başkan'ı arayayım. Sen bir ara bakayım. Bu ne bu hali ya? Vallahi şuna bak ya. Alo başkanım. Başkanım bir sıkıntının kaynağını bulduk galiba. Abim. Abi. Boşuna arama kızım. Fazla abim gitti. Gitti derken? Kardeşi, yani yeşim. Babalarını hastaneye götüreceklermiş. Abine sen de gel dediler. Nasıl, abim de mi onlarla gidiyor? Yok, daha birkaç gün daha buradalarmış. Ama şimdi abim gitti. Giderken ben size haber ederim dedi. Kesin kararlı gitmeye o zaman. Ne diyebilirim kızım? Sonuçta gerçek ailesi. Ben ne diyebilirim ki? Benim de kaderim buymuş. Sen merak etme, ben seni hiç bırakmam. Bırakma beni. Tabii ya, nasıl da fark etmedik bunu. Kanalizasyonlardaki tıkanmanın asıl sebebi bu işte. Yani normalde arıtma tesisinden çıkan temiz su da buraya karışıyor ama doğayı öyle bir kirletmişiz ki şu hale bakın çocuklar. Baba buranın acil ıslah edilmesi lazım. Ama şu çöpleri möbleri hepsini temizlemek lazım önce. Ya başkanım bir de insanlarla bir konuşun da dışarı çöp neyim atmasınlar ya. Çünkü biz buraya temizleyeceğiz yine aynısı olacak. Çok doğru. Islah için ne yapabilirim ona bakayım ben. Şimdi başkanım eğer müsaadeniz olursa aslında benim aklıma bir şey geldi ama. Nedir oğlum? Yani hem burayı temizleyecek hem de bir daha kirlenmemesini sağlayacak bir sistem. Atık avlama sistemi. Görüyor musun? Başla göz arasında yeni bir icat gibi. Atık avlama sistemi derken? Öyle amcalı öyle. Ya eğer dediğim sistemi geliştirebilirsek bir daha böyle bir dertle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Başarabilirsek. Kafa bu yalnız. Kafa yani. Hı. Boş teneke değil. Kafa. Mucit kafası içi dolu. Gel burayı. Gördün mü dede? Hadi bakalım gençler ne yapacaksınız? Hemen kolları sıvayın o zaman. Öyle değil mi Münir Bey? Kesinlikle Cirici Abdullah, kesinlikle. Yaparız yaparız Allah'ın izniyle. Yaparsın sen.
banyoyu kullanamamaktan artık gına mı geldi? He? Sen Ahmet emmi portatif tuvalet sırası beklemekten imanın mı gevredi? Artık bu dertlere, bu acılara son. Evet, Gedelli Belediyesi'nin katkılarıyla hayatınızı mükemmele çevirecek son teknolojik icatlar burada. Evet. Burada. Ramazan mı ne la? Çöp tenekesi mi icat ettiniz? Vallahi helal olsun size, siz bu gidişte çöp poşeti de icat edersiniz. Evet, kellerin Rıfat. Çöp tenekesi icat ettik, öyle icap ediyordu çünkü. Sevgili Gedelli halkı. Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda kanalizasyonlarımızın tıkanmasına ana sebep bilerek ya da bilmeyerek doğaya ya da derelerimize attığımız çöpler olduğu ortaya çıktı. Yani bu konuda ana sorumlu tabii ki benim. Yani belli ki bu çöp meselesine biraz daha ihtimam göstermem gerekiyormuş. Ama hiçbir şey için geç kalmış sayılmayız. Gedelli Belediyesi olarak kasabamızın her sokak başına bu geri dönüştürme kovalarından, bu çöp kovalarından koyacağız. Sizden ricam, bizim bu geri dönüştürme kampanyamıza destek vermeniz. Yani kağıt atıklarınızı kağıt bölümüne, plastik atıklarınızı da plastik bölümüne atarak bir sürü materyali tekrardan geri dönüştürmek ve kullanmak durumuna getirebilirsiniz. Ve böylece güzel ülkemizi, doğamızı el birliğiyle korumuş oluruz. Unutmayın, parolamız şu: sıfır atık. Sıfır atık. Geri dönüştürülmüş materyallerimiz, atıklar ve zengin kaynaklarımızla dünyamızı bir felaketten koruyabiliriz. Unutmayın, sizin çöp diye attığınız herhangi bir şey gelecekte bir milli servete dönüştürülebilir. Yaşa başkanım. Allah razı olsun başkanım sizden. Bundan sonra sağa sola çöp atmak yok. Yaşa. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bütün kasabayı temizliyoruz. Mıntıka temizliği. Bütün kasaba bal dükkanı olacak. Haydi, hadi. Hadi hep beraber. Hadi hep beraber. Hadi, bak. Nerede o? Gel lan. Kolay gelsin. Vallahi böyle çat kapı geldim ama. Canım, gel, hoş geldin, gel. Hoş buldum. Bölmüyorum değil mi işinizi falan? Yok yengem, hoş geldin ya. Ben zaten dinlenecektim. İyi oldu, denk geldi. Çok çalıştık. Hadi bakın. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de diyordum benim bu yakışıklı sözüm nerelerde ne yapıyor ama... hakkını yemişim, yine dünyaları kurtarıyormuşsun. Tanıştırayım güzel sözüm. Yeni icadımız atık avlayıcı. Atık avlayıcı. Evet. Güzel isim de ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Bak şöyle anlatayım. Şimdi bu atık avlayıcı, bu sistem böyle derelerdeki, göllerdeki, hatta denizlerdeki atıkları otomatik olarak temizleyecek. Tabii. Aa, ne diyeceğim? Biz hatta denemeye gidecektik. Gelsene sen de. Hadi gel. Ay yok ya, ben sizi hiç bölmeyeyim. Zaten ben sadece seni görmek için geldim. Ya olur mu öyle şey Allah aşkına? Bölmek ne demek ya? Gel gel. Gel hadi. Hem bak, icadım senin yanında çalışır bir avamız olur ya. Hadi gel, sen de gel. Ya sen benim için zaten bu dünyadaki en havalı insansın. Başka çabalara girmeye gerek yok ki. Ben hiç itiraz kabul etmiyorum öğretmen hanım, sen de geliyorsun. Tamam, sen de geliyorsun. Veysel amcaoğlu. He. Gel la gel. Gel. He. Ne oldu, ne gülüyor? Şey diyeceğim, bak şimdi tekrar bir denemeye gidelim bakalım çalışacak mı, tamam? Ha. İyi hadi. Ha, sen arabayı getir, ben bir etraf toplayayım. Ha, ver, ver hadi, ver. Ha. Hadi. Yardım sen... edeyim mi ben de yok, bir şey? Yok, sen hiç yardım etme. Bir şey olur Allah korusun. Sen hiç yardım etme, ben şimdi iki dakikada halledeyim. Çekti mi lan arabayı? Yok. Biliyorsunuz yakın bir zamanda akrabamızı kaybettik. Onun yas süreci hala devam ediyor. Belki de hiç geçmeyecek bir üzüntü olarak kalacak içimizden. Ama onun dışında nasıl olduğumu sorarsanız eğer, daha iyi hissediyorum kendimi. Yani daha huzurluyum. Nasıl desem, daha kendimmişim gibi. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ ol. Eşiniz Ramazan Bey ile ilişkiniz nasıl gidiyor? Ramazan'ın hayalinde hep yazar olmak vardı.
Tabii başımıza kötü şeyler geldi. Ramazan'ın kitabı çalınmıştı. Neyse ki o kötü günler geride kaldı. Gerçekler ortaya çıktı. İşte yayın evi de Ramazan için bir ödül töreni düzenledi. O ödül törenindeki konuşmasında Ramazan kitabını bana ithaf etti. O kadar duygulandım, o kadar mutlu oldum ki anlatamam. Yani sanki bir şey başarmışım gibi hissettim. Birinin hayatına dokunmak, ona destek olmak, bunların önemini anladım sanki orada. Sizin adınıza çok sevindim. Anneniz kasabaya tekrar geri dönmüştü. Anne kız ilişkiniz nasıl? Aynen. Yani annem işte geri dönüşüyle yine bomba etkisi yarattı. Özellikle oğlum üzerinden bana anneliğini göstermeye çalışıyor. Sanki geçmiş zamanın telafisini yapmak istiyor gibi. Neler yapıyor mesela? Neler yapıyor? Günde 3 kez Mete ile ilgili mesaj atıyor. İşte çocuk şöyle giyinsin. Asuman ilçede bir kurs var. Oraya yazdıralım. Yani diyorum kendi daha bu çocuk 1. sınıfta yani bu kadar boğmayalım, sıkmayalım ama yok. Anlatamıyorum. Hele en son yaptığı şey. Yani gerçekten ailenin içinde bir krize sebep olabilirdi. Ne yaptı? Bizim ev satışa çıkmıştı. Ramazan da işte bir yolunu bulup evi satın almaya çalışırken annem bize sormadan Ramazan da bile bile gitmiş evi satın almış. Ya tabii ona sorsanız o bizim iyiliğimiz için yaptı ama. Yani Ramazan Bey'in işlerine karıştı. Çekirdek aileyi ilgilendiren bir konuya müdahale etti. İnanın bana yaptığı bu şeyle beni daha çok zora soktu. Ya başkasının yaptığı şeylerin sorumluluğunu hissetmek o kadar zor ki. Bir de ben annemle aramızdaki dertlerin normal anne kız arasındaki dertler gibi olmasını isterdim. Ya tamam. Anlıyorum yani geçmişi telafi etmeye çalışıyor ama böyle yaparak bizim geleceğimize daha çok zarar veriyor. Asuman Hanım, anneniz sizde bir boşluk olarak kalmış. Onunla yaşayamadığınız anılarınız yüzünden ona nasıl davranacağınızı bilemez hale gelmişsiniz. Onun ne istediğini çözmeye çalış. Siz onunla vakit geçirdiniz mi geldiğinden beri? Yok. Pek fırsat olmadı. O halde bir dahaki gelişinizde annenizle birlikte vakit geçirmenizi rica ediyorum sizden. Çıkın bir gün kahve içmeye gidin. Yürüyüşe çıkın. İnanın siz onunla vakit geçirdikçe, yeni köprüler attıkça diğer sorunlar azalacaktır. Azalır mı gerçekten? Evet, zamanla azalacaktır. Şunu unutmayın ki annelerimiz varken değerlidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar varken gönüllerini kazanmak her şeye bedel. Erkan oğlum, neredeysen kurban olayım. Dön gel bak. Bir haber ver şu telefonu açınca. Meraktan öldük oğlum burada. Ne olur ya. Sefer abi, ben de seni arıyordum. Döndü mü Erkan? Dönmedi ama dönecek abi. Ya bu defa Erkan'ı bulacağız inşallah. Nerede olduğunu biliyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Dedesinden kalan bir çiftlik vardı ya. Orada olmalı yani. Ne zaman canı sıkılsa üzülse oraya giderdi. Ben nasıl tahmin edemedim bunu? Hadi gel bir an önce alıp gelelim çocuğa. Gel gel koş. Oo Hamdi Bey hoş geldin. Yediğin dayaklar seni kesmemiş anlaşılan. Tekrar dayak yemek istiyorsun galiba. Ben buraya Reyhan'ın kinliğiyle birkaç parça kalan eşyasını almaya geldim. Ha bak. Bizzat söylüyorum, benim niyetim ciddi. Biz Reyhan'dan evleneceğiz. Bundan sonra da bir sıkıntı oldu mu, beninle konuşursunuz, tamam mı? Bak sen, evleneceksin demek. Oldu olacak bir de davetiye getirseydin bize. Şahidin de olalım ister misin? Sana güzel bir de konvoy yaparız. Bak ben buraya olay çıkartmaya gelmedim. Siz beni geçen darp ettiniz. Ben polise gittim mi? Gitmedim. Kızı zorla kaçırmaya kalktınız. Hakkınızda suç duyurusunda bulunduk mu?
bulunmadık. Ya benim niyetim hırgür çıkarmak değil. Niyeti ne senin? Mirasa konmak mı ha? Reyhan ve bebeğinin iyiliğinin dışında benim başka bir derdim yok. Hadi uzatmayalım daha fazla ha. Aslında doğru diyorsun lan abi. Ortalığı velveleye vermedin. Madem evlenmek istiyorsunuz, bize de saygı duymak düşer. Ya vakit kimliği verin, herkes kendi yoluna. Reyhan'ın kimliği burada değil yalnız. Bizim diğer evde. Ora nerede? Reyhan gidince bütün eşyaları tarladaki eve götürdük. İstersen gidelim, ne ihtiyacın varsa alırsın. Gidelim o vakit. Bismillah. Gel gidelim kardeş, gel. Ya kardeş. Çocuklar koşmayın, düşeceksiniz. Tamam, daha dikkatli olun. Evladım dikkatli olun. Bak terleyeceksiniz sonra, tamam mı? İyi günler. Hadi bakalım. Buyurun. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan geliyoruz. Müdür Bey'i görmek istemiştik. Öyle mi? Tabii tabii. Burada olacaktı. Müdür Bey. Bakabilir misiniz? Arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'ndan gelmişler. Hoş geldiniz. Bir sıkıntı yoktur umarım. Aslında var Müdür Bey. Büyük bir sıkıntı var. Dün okulumuzdaki öğrencilerimizden bazılarının rahatsızlandığını duyduk. Evet, kasabada bir salgın var. Kanalizasyon sıkıntılarından dolayı... Hayır, o yüzden değil. Biz gereken bütün incelemeleri yaptık. Maalesef çocuklar zehirlenmişler. Aa. Zehirlenmişler mi? Okulda mantar yetiştirdikleri bir sera varmış sanırım. Evet var. Selma Hanım'ın kontrol altında yapıyorlar bunu. Sakıncalı bir durumun olması mümkün değil. Çocukların durumu ortada Müdür Bey. Kaybedecek vaktimiz yok. Hemen serada bir inceleme yapmak istiyoruz. Selma öğretmen son derece dikkatlidir. Çocukların bilinçsizce hareket etmelerine asla müsaade etmez. Gördüğünüz gibi yetiştirilen sadece kültür mantarı. Başka bir sebebi olmalı zehirlenmenin, öyle değil mi? Sanırım bunlar kültür mantarı değil öğretmen hanım. En tehlikeli türlerden biri. Çocuklardan biri bu yüzden ölebilirdi. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Başkanım, buradalar. Çoktan kurmuşlar bile. Oldu mu amcaoğlu? Olacak amcaoğlu birazdan. Sık iyice, sık sık. Kolay gelsin çocuklar. Nasıl? Halledebildiniz mi? Bitti mi? Bitiyor başkanım. Bitti. Başkanım, atık avcısı hazır. Eğer ihtiyaç duyarsak bundan 3-4 tane daha kuracağız bu dereye. Ama önce bir denememiz lazım tabii, işe yarayacak mı, yaramayacak mı diye. Hadi bakalım bir oğlum. Çalıştır şunu. Hadi inşallah. Hadi. Hadi amcaoğlu, göreyim seni. Yanlış anlama yenge. Çalışacak mı diye merak etmiyorum. Nasıl çalışacak diye merak ediyorum. Vallahi ben de heyecanlandım. Hadi çalıştır. Bismillah. Başkanım, başkanım çekiyor bütün hissi, geri çekiyor. Çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı başkanım. Çıkma! Çıkma!
Erkan! Erkan neredesin? Erkan! Erkan neredesin? Erkan! Abi ben şu tarafa bakıyorum. Erkan! Erkan oğlum! Erkan! Erkan! Abi, abi yok. Hiç gelmemiş buraya. Nereye gelmezsen nereye gitti bu çocuk? Ya abi bak ne olursun jandarmaya gidelim ya başına bir şey geldiyse. Tamam kardeşim tamam. Hemen kötü düşünmeyelim ya. Bir bakalım Allah'tan ümit kesilmez. Gerekirse jandarmaya da gideriz tamam. Şu ilerideki tepenin ardında bizim tarla evi. Az kaldı. Selami. He. Aferin la güzel sil, güzel sil. Bak tek bir toz zerresi görmeyeceğim. Yoksa yutturum sana o dokma ha. Hadi la oradan. Mes mursuz seni. Vallahi Muammer emmi böyle deyince ağzın acık oturuyordu. Sen de 40 fırın ekmek yemen lazım. Bana bak kellerin Rıfat. He. Şimdi sana bu dokmağın gavur tarafını gösteririm ha. Allah aşkına göstersene. Yalvarıyorum sana göster. Benim hayattaki en büyük hayalim tokmağın gavur tarafını görmek. Hadi. O kadar merak ediyorsan hemen göstereyim. Hadi göster sana. Nasıl göstereyim? Yemesin değil mi? Hadi, he? Hadi. Göstereyim. Hadi la. He? Hadi. Sefer abi buradan. Sefer abi buradan. Bu ne olur bana yardım edin. Ne olur. Dur bacım dur. Tamam sakin ol. Sen niye arıyorsun Sefer abi? Ne oldu? Benim acilen Sefer abiyi bulmam lazım. Hamdi'nin canı tehlikede. Onu öldürecekler. Ne diyorsun bacım sen? Bizim kıl kuyruk Hamdi'den mi bahsediyorsun? Evet evet Hamdi. Benim kimliğimi almak için eski evime gitti. Gitme dedim ama dinletemedim kendimi. Onlar tekin adamlar değiller. Sabahtan beri telefonla arıyorum ulaşamadım da. Tamam bacım sen hiç merak etme biz Hamdi'yi bulacağız. Sapasağlam getireceğiz. Sen Sadek köyün konumunu gönder bize. Tamam ahali. Hadi toplanın Hamdi'nin can tehlikede. Yürü la. Gari sana emanet. Hadi. Alo. Sefer abi yetiş. Al işte anne, gitmişler yetişemedik. Belki vedalaşmak istememiştir. Biliyorsun vedaları pek sevmezdi. Sen okula giderken de hep saklanırdı bir yerlere. Gitti mi abim şimdi ya? Bir daha olmayacak mı hayatımızda hiç? Abi. E gitmemişsin daha. Çok şükür yetişmişiz ya. Korkuttum. Yetişemedik sandım. Onlar gitti. Ben kaldım Selma. Kaldın mı? Yeşim çok ısrar etti. Ben seni yine getiririm dedi. Olmadı otobüs yollara falan dedi ama ben gidemedim. Ben orada hissedemiyorum kendimi Selma. Oraya ait değilim ben. Ben büyüdüğüm evi seçtim. Doğduğum ev bana yuva olmadı.
Benim yuvam sizsiniz. Benim yuvam bura. Sizin yanınız. Adil abla teklifini kabul etmemiş. Ya seni her yerde sorup soruşturuyordu o kadar biliyor musun? Allah Allah. Gönlü de var gibiydi aslında ya. Niye kabul etmedi acaba teklifini? Ya Hüseyin emmi. Gıcık bana da çıtlatsana. Vallahi benden lafmaya çıkmaz biliyorsun yani. Beni mi sordurdu kız? Nasıl ya? Kime sordurmuş? Oho. Vallahi ben dahil kasabadaki önde gelen bütün dedikoduculara. Sonra yerel halktan bazı kimselere. Bir sürü kişiye sordurdu yani. Yani ne demişler hakkında? Kötü bir şey mi demişler? Ya ondan mı reddetti acaba teklifini ya? Ya yok ya. Herkes senin hakkında iyi bir şey söylemiş. Merak etme. Hadi işte ben de onun için diyorum. Madem öyle durup dururken bu kadın niye teklifini kabul etmedi ya? La yoksa... Duydu mu la onları? Ana o. Vallahi ne? Duydu. Neyi duydum? Hüseyin emmi. Daha da değil. Vallahi kaşın tutanıyorum. Vallahi kaşımaya başladım bile. Ne duydun benden sır çıkmaz ya. Hüseyin emmi vallahi gene söylemeden gittin ya. Ne olursun bağladın ne olursun ya. Gitti hele ya. Merhaba Adile Hanım. Hüseyin Bey, siz ne diye geldiniz bura? Ben size gereken cevabı verdim sanıyorum. Adile Hanım, bana kırgınsınız biliyorum. Ama ne olur açıklamama izin verin. Bakın, o gün dünürlerimin söylediklerini duydunuz, onları reddettiniz beni biliyorum. Ama siz bakmayın onlara. Onlar sizi tanımıyorlar. Tanısalar böyle konuşmazlardı. Ayrıca kimin ne düşündüğü de benim umurumda değil Adile Hanım. Benim ne gözüm ne gönlüm sizden başkasını görmüyor yani. Adile Hanım. Benim... Benim karım vefat ettiğinde ben hayata küsmüştüm. Beni bu hayata yeniden siz bağladınız. Adile Hanım, benim teklifim hala geçerli. Size talibim. Ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama...
Kalan ömrümü sizinle geçirmek istiyorum ben. Ya bu hava kararmak üzere, daha çok yolumuz var mı? Akan'la şurası. Bütün eşyalarını orada bulabilirsin. Yolun sonu Hamdi. Son duan et. Kardeşim emin misin sen burası? Orada bak, burada hem ev yok. Vallahi abi, köylülerin tarif ettiği yol burası işte. Bir de bir yolda tabela mı olacakmış? Tabela olması lazım. Siz görüyorsunuz mu tabela? Yok ortada tabela. Aha, Karahisar yazıyor bak. Hey, şu mu la? Ha, aynen. Dur, dur Sefer abi, geldik. Dur. Sefer abi, dur. Tamam, açtı. Abi, Sefer abi. Gel abi, gel. Gel. Gel la. Çök ulan dizlerinin üstüne. Çök. Ben Allah'tan başka kimsenin karşısında diz çökmem. Öldürecekseniz de dimdik ayaktayken öldüreceksiniz. Çek tetiği. Son ana kadar gururumdan gıdım vermem diyorsun yani. Burada senin leşini kurtlar yiyecek Hamdi. Mezarcı İlyas'ın oğlunun bir mezarı bile olmayacak. Namusumuzu iki paralık ettin. Bir de dalga geçer gibi karşıma geçip evleneceğim dedin. Son sözünü söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Adeta adamı 12 diye vururum derecesine. Siz kimsiniz lan? Bana, bana. Bana. Hamdi'yi sahipsiz mi sandınız lan? Hamdi'yi gelir var size. Kolay mı lan adam öldürmek öyle? Nereden çıktınız be? Sen! Hangi ser kesildiler başımıza? Hepsi boylayın da görün. Hamdi bizim hemşerimiz. Hepinize yazıklar olsun. Ulan Hamdi! Ulan Hamdi! İyi misin kardeş? İyiyim kardeş. Son anda yetiştiniz. Kaldır, kaldır, kaldır. Kalk lan! Gel. Gel canım, gel, gel. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk ana. Gözünüz aydın. Tıkanıklık geçti çok şükür. Vallahi çok şükür. Şu bizim mucitler sağ olsun Halim anne. Yok canım, yani elimizden geleni yapıyoruz işte. Bir engel kalmadı kalan. Artık nişanınızı kurabiliriz, olur mu? Kurarız ana, kurarız. O zaman ben gideyim, hazırlıklara başlayayım bir an önce, ha? Olur mu? Siz bir yere ayrılmayın, çak koyacağım. Tamam, oldu tamam, mu? Hadi, tamam. Bekliyorum, hadi. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Ne bileyim, her şey. Her şey derken? Her şey işte. Ben seni bile yeni yeni tanıyor gibiyim. Nasıl ya? Önceden tanımıyor muydun? Tanıyordum tabii ki. Ama şimdi daha iyi, daha yakından. Yavaş yavaş tanımaya da devam edeyim zaten. Yani hayalindeki gibi değil miymişim? Hayal kırıklığına mı uğradım? Yok. Tam aksine. Her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika daha çok seviyorum ben seni. Bunu bırakma olur mu? Ben seni hiç bırakmayacağım öğretmen hanım. Hiç bırakmayacağım. Bakayım tamam.
Efendim müdür bey. Anlamadım, nasıl? Ne demek çocuklar mantardan zehirlenmişler? Orada zehirleyecek mantar yoktu ki. Selma ne olmuş? Bir dakika. Ne olmuş? Kim zehirlenmiş? Çocuk mu olmuş? Nasıl zehirlenmiş? Peki bunları yiyebilir miyiz öğretmenim? Sonuçta kültür mantarı ziyan olmasın bari. İsteyen yiyebilir çocuklar, hiç sıkıntı yok. Hastaneye götürdüğümüz çocuklar var ya. Onlar mantardan zehirlenmişler. Salgın değilmiş Taner. Nasıl sen? Ne diyorsun Allah aşkına? Selma çocuklar nasılmış peki? Durumları iyiymiş. Çok miktarda tüketmedikleri için. Hayati tehlike yokmuştu ama. Ama? Ne oldu? Beni açığa almışlar Taner. Ben okula gidemeyeceğim artık. Her kaybediş insanda bir yara açıyor demiştim yani. Bazı yaraların sarılmadığını, sarılamadığını eminim artık. Bazı korkularımız hortlayıp çıkıyor saklandıkları yerden. Ve bizler en ufak bir şeye de dair kaybetmenin derin korkusunu yaşıyoruz. Kaybettiklerimizin korkusuyla yaşıyoruz. Yeniden kaybetmekten ve yeniden kim olduğumuzla yüzleşmekten kaçıyoruz. Kimimiz bir daha kaybetmemek için sımsıkı sarılıyoruz. Kimimiz birlik ve beraberlikte buluyoruz bu kaçışı. El ele, bilek bileğe verip bütün korkularımızın, endişelerimizin üstesinden geliyoruz. Kimimiz yepyeni başlangıçlara çeviriyoruz korkularımızı. Kaçmadan ve yüzleşerek. Vazgeçemiyoruz. Gidemiyoruz kaçıp da. Hayatın yalanları daha sıcak geliyor kimimize gerçeğin yakıcı ve acıtıcılığından. Kaybetmek terbiye ediyor hepimizi. Hayatı böyle böyle öğreniyoruz. Böyle böyle güçleniyoruz. Ve böyle böyle sarılıyoruz birbirimize. Her zamankinden daha güçlü ve daha sık. Esselam.
Nenni de yarim nenni. Su gelir serpe serpe. Eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş. Nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe. Eski de yarim hani. Dediler yar uyumuş. Nenni de yarim nenni. Uyardım öpe öpe. Eski de yarim.